Gazze programı bu hafta da renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Müzisyen Tülü Tırpan, Kuruluş Osman dizisi oyuncuları Fatih Ayhan ve Açelya Özcan, Geri Sayım filminin oyuncusu Yossi Mizrahi, sevilen oyuncu Jessica May, oyuncu Dilara Büyükbayraktar, az sonra biz bize de. Biz bizeden herkese günaydın. Günaydın. Mutlu hafta sonları. Çok keyifli konuklarımız, çok özel konuklarımız var bugün. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet hocam. Hoş geldiniz. Siz ne mutluyuz sizi burada ağırlayabiliyoruz. Çok evet. Teşekkür ederiz. Bize zaman ayırdınız. Bu kadar yoğunluğun içinde. Evet. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Ahmet Hamdi'nin son saatleri ayarlama enstitüsündekini... o oyunla başlayalım. Oradaki müzikleri siz yapıyorsunuz. Evet. Biraz anlatırız. Onun hikayesi de varmış çünkü. İlker öyle dedi. Vallahi zaten eser olağanüstü bir başyapıt. Evet. Bütün en büyük yükü de burada. Tabii Serdar Biliş çekti yönetmen. Sahneye adapte etmek için neredeyse 3 yıl çalıştılar. 3 yıl. Tabii tabii. Herhalde o pandemi dönemini bu eserle geçirdiler diyebilirim. Siz de izlediğinizde zaten göreceksiniz sinema sanatıyla tiyatro sanatının evet. el ele verdiği oldukça anlaması esasında güç olan, edebi olarak da güç olan bir eseri neredeyse 2 saatlik arasız bir oyunla sahneye yansıtıyorlar. Serkan Keskin zaten muazzam evet, bir performans sergiliyor. Benim yaptığım iş yani o hayranlığın içerisinde birazcık dokunmak oldu. Yani esas oradaki en büyük yük gerçekten bu iki ismin üstünde. Eserin içerisinde müziğin çok fazla da girip çıkabileceği yer yok. Çünkü çok soluksuz gidiyor esasında. Bildiğiniz gibi işte 4 bölümden oluşan bir eser. Bir nevi seyri sülüğü esasında anlatıyor. İnsanın iç dünyasındaki değişimi, gelişimi. Kendini sorgulamasını. Elinin üzerinde karaktere bürünüyormuş. Evet evet çok yani tam bir tour de force esasında. Bir oyuncunun hayatında herhalde kariyerinde oynayabileceği birkaç tane böyle büyük eserden bir tanesi. Soluksuz. Eserin içerisinde çok fazla numeroloji var. Çok fazla sembol var. Osmanlı'dan modern Türkiye'ye geçişte toplumun birazcık bocalamasını... bazı şeyleri tam olaraktan doğru algılayamamasını, insanın hayatına birdenbire para ve popülerlik girince onun nasıl yapısını değiştirdiğini, insanlarla olan ilişkisini falan diye bu esasında beylik bir şey de ta o zaman da varmış yani. Ondan sonra anlatan olağanüstü bir eser. O yüzden açıkçası Serdar benimle çalışmak isteyince ben çok sevindim. Aynen. Böyle bir şeyin içerisinde zaten bulunmak çok güzel. Biz de güzel bir grup kurduk bu eser için. Saatleri Ayarlama Enstitüsü Kolektif diye. Hmm. Ve hepimiz el ele verdik. Birazcık imece usulü eseri sahneye taşımayı başardık. Çok mutluyum, çok gururluyum. Türk tiyatrosuna bence çok güzel, kolosal bir eser kazandırıldı. Harika. Şimdi siz oyuncu için zorlayıcı bir eser olduğunu söz ettiniz. 40 ayrı karaktere girmek ama müzisyen için de şimdi siz müzikallerde de dokunuşlarınız var onları biliyoruz. Onları konuşacağız hep de. Evet. Ama bu sahne sanatları adına sizin için de zorlayıcı ve böyle bayağı bir challenge mıydı size göre de?
Hem evet hem hayır. Zira Serdar zaten ne istediğini çok iyi biliyordu. Hatta çok komik değil. İlk işte nasıl bir şey üzerinde çalışalım diye bana geldi eve. Başladık. Ben baştan sona oyunu okumaya başladım. O sanmış ki ben küçük küçük pasajlar okuyacağım üstüne. Ben bir başladım okumaya. 2 saat sonra hiç durmadım yani. Ya, ondan sonra döndüm dedim ki bunun müzik zaten içinde yani dil öyle bir dil ki zaten çok müzikal. Yani hiç müzik olmasa bile bizim anladığımız anlamda oturup metni dinlemek zaten çok güzel bir müziği dinliyormuş gibi dinliyorsunuz. Zaten güzel. Seçtiği kelimeler olağanüstü. Şahane. Osmanlıcayı yani eski Türkçeyi de tabii yoğun bir şekilde kullanıyor esasında. Oradan da feragat etmedi hayır, yani. Hayır, oradan da feragat güzel. Etmedi. Yani gerçekten ben ilk premieri de izledim, genel provayı da sonra bir oyunu daha izledim. Yani olağanüstü. Elinize tam bir sağ cennette ol. Gibiydim yani. Tam ay, bir kelimeler ve edebiyat cenneti içerisinde. Anlatabiliyor muyum? O yüzden yeniden okumak istedim, izlemek istedim. Vallahi hepinize vakit bulduğunuzda gidip izlemenizi gerçekten tavsiye ederim. Evet, sizler de hoş geldiniz. Buraya da evet, hoş geldiniz. Evet, Kuruluş Osman'a hoş geldiniz. Evet. Evet, ara verdiniz 5. sezona tekrar başlıyorsunuz. Evet. Nasıl bir duygudur? Önce hanımefendiden başlayayım. Evet. Nasıl bir duygudur her çarşamba 1. çıkmak 4 yıl, 5. yılda da böyle devam edecek diye düşünüyorum. Aslında 4 yıl değil. Aslında öncesinde de bir 5 yıl var. Aslında onlar 9 yıldır birinciler. Mehmet Bey'e danışmak, sormak lazım bunu. Seyircisini iyi tanıyan biri Mehmet Bey. Çok özel bir hikaye anlatıyor. Hassasiyetlerinin farkında. Çok güzel bir iletişimi var seyircisiyle. O seyirci de sağ olsun sadık ve kucaklayıcı bir seyirci. Bırakmıyor bizi. Öyle ayrı olduk artık 9 yıldır. Sizle alakalı bir durum yok yani oyunculuk. yok. Şaka bir takım yani. İşi tabii, gerçekten. Tabii. Önüyle arkasıyla biz bu işin bir takım işi olduğunu farkındayız. Görseliyle Riva'daki o olay tesis diyemeyeceğim artık. Yani bir plato. Küçük bir köy ya. Plato ötesi evet. Bir şey yani. Avrupa'nın en büyük platosu. Aynen öyle. Çok güzel. İnanılmaz bir yer. Dolayısıyla yani. İlk bölümden beri oradasınız siz ama yani. Evet. Sözünüzü kestim. Çok özür dilerim. Biz bizeyiz. İlk bölümden beri oradayım ben. Evet. Ya o da büyük, ya bayağı aile oldunuz o tabii, zaman. Tabii tabii, aynen. Ben bayağı oranın demirbaşı gibi hissediyorum zaten kendimi. Ev sahibi gibi geldim bugün de. Bundan önce bir çalışmanızda, uzun soluklu bir çalışmanız var mı yoksa bu? Yok, hayır. Avlu'da falan belki. Yok, kısa, hep kısa oldu benim. Peki, Kuruluş Osman'dan önceki dizide var mıydınız? Dizi Şarkı evet. Burada mı? Yok, hayır, yok. Tamam. O bizden önceki dönem. Yoksa direkt memurluğa bağlamıştır. Evet evet tabii ben aynen memur hayatı yaşıyorum. Evet. Şey çok zor işte sordunuz ya hani başarı her hafta birinci olmak nasıl bir zor değil mi? Aslında başarıyı yakalamak kolay, onu devam ettirmek zor. Dolayısıyla bizim her hafta birinci olabilmek için verdiğimiz emek ve çaba yani onu devam ettirme aynen hırsı. Yani. Hırs demeyeyim de aslında hepimiz işimizi severek yaptığımız için böyle oluyor bence. Çok zor bir iş çekiyoruz. Ya lafını bölüyorum da herkes gelenler de öyle anlatıyor. İnanılmaz yani diğer setleri şey yapmak için yermek için söylemiyorum ama çok fazlasıyla titizlik var. Evet. Korkunç bir titizlik var. Evet. Değil mi? Yanlış mı şimdi? 7-24 yeri geliyor orada yatıyorsunuz. Ona göre bir tesis şey kurulmuş yani plato var doğru. Yani gitmiyorsunuz. İstanbul'da herkes yaşıyor ama gitmiyor evine. Yeri geliyor yatıyor orada. Çok doğru. Bir kere işin kendisi zor. Doğası zor. Aynen. Atlarla çalışmak. Aksiyon yapmak, kılıçlarla çalışmak, bunun dışında şartları. Doğa şartlarıyla çalışmak başlı başına zor bir iş. Fakat işi güzel kılan bir aktör veya aktris için bu. Ya. Yani böyle bir dünyanın içerisinde olmak sizi başka bir tecrübeye ittiği için keyifle çalışıyorsunuz. Ve bunu sadece severek ve isteyerek gelenler başarabiliyor. Buna adapte olamayanlar zaten 2 bölüm sonra. Öyle de bir şey olabiliyor değil mi? Oluyor tabii. Yani gelip çok isyan edip ah bu iş umduğumuzdan daha zormuş ya ben yapamıyorum deyip vazgeçenler de oldu. Yani vantuz çekmeyle benzemiyor. Gücümüz içinde at üstünde 4 nala koşturmak. O yüzden güzel. Allah'tan atlar akıllı. Evet. Ya biraz önce söyledin yine ya. Evet her ya. Gelen Emre'nin her gelen atla ilgili bir hikayesi var. Bayılıyorum dinlemeye. Evet. Sen daha gelin ama daha son bölümde Paydos dedik aldı başını evet. Gitti. Atlar biliyor ya artık 8-9 yıldır alışmışlar ve hani 3-2-1 kaydı duyduğu anda hazırlanıyor yani. Koşacağını biliyor çünkü.
Çekiyoruz. Sahne bitiyor. Arkadaşlar paydos diyorsunuz. Adam hiç üstünde kimin olduğu önemi yok yani. Gidiyor şey arabaya doğru. Benimsin mesai bitti diyor yani. Sen ister in ister inme. Ben de değil ya. Çok güzel. Onlar o yüzden bizim için atlar da bir avantaj. Sağ olsun Kemal Arda. Kemal abi çok iyi ilgileniyor atlarla da. Hepsi işin ne yapacağını biliyor. Buraya gelip aktör olarak bir şeyi tecrübe eden ve gerçekten seven insanlar da işe adapte olduğu zaman uzun soluklu devam ediyor. Ama zor iş ve yorucu iş. Yani aksiyon sahnelerinin özellikle Açeli ya da bilir. Çok yoruluyoruz. Yazın ve kışın. O kostümlerin ağırlığı. 14 kiloluk evet, kostüm evet. varmış. Yani. Aynen. Aslında ağırlık şu. Tarihin ağırlığını taşıyorsunuz. Hmm. Bir de öyle bir durum. Evet. Siz orada kostümün ağırlığı değil o. Canlandırdığınız karakter. Canlandırdığınız tarih. Yani yansıtmaya çalıştığınız tarihin yükü çok fazla olunca omuzlarınızda daha titiz olmak zorundasınız yani. Doğru doğru. Detay detay siz incelemişsinizdir artık o döneme hakimsinizdir değil mi? Yani tabii. Hele siz böyle kaç yıllardır yani. Evet evet biz başlarken öncelikle fiziki bir eğitimin yanı sıra Mehmet Bey bize föyler hazırladı. Kitap listesi verdi. Biz çalışarak ciddi ciddi masa başı mesaisi yaparak hazırlandık rollere. Çünkü dediğim gibi en başında çok hassas bir dönemi anlatıyoruz. Çok titizlikle yaklaşmak gerekiyordu Fatih'in dediği gibi. Bunun bir takım işi olduğunun farkındayız. Önüyle arkasındaydı. Arkasında dersimizi çalışıyor. Yani zor ama yine de kotarıyoruz ya. Yani bizim yakaladığımız ambiyans... Bir refleks gelişti galiba. Evet, demin aslında... onu anlatırken sen onu düşündün. Şu oldu. Biz enteresan bir şekilde birçok işte bunu yaşayamayabiliyorsunuz. Oyuncular arasında bazen şey olur... Bana daha az yazılmış, ona daha çok yazılmış. Niye benim yakınım çekilmedi, ben niye genelde kaldım gibi durumlar olur. Bunu bilir şimdi izleyen oyuncu arkadaşlarım da. Bizde öyle bir şey yok. Dolayısıyla bizde şu var. Bir sahnede o sahnenin duygusu neyse, Burak da sağ olsun bu anlamda iyi önderlik yapıyor. Ya tam bir kaptan. Biz onu tartışıyoruz. Bu sahneyi nasıl beraber büyütebiliriz? Yiğit, Çağrı, ben... bir beraber bir sahnemiz varsa, kızlarla bir sahnemiz varsa hep beraber bunu nasıl parlatabiliriz? Ne yapmamız lazım? Gibi birbirimizle alışveriş içerisindeyiz ve o zaman sahne zaten karşıya yansıyor. Ekranı. Karşıya yansıyor. Hatta evet. Yani yönetmenin işi kolaylaşıyor. Ne güzel. Ahmet Hoca olsun, Erkan Hoca olsun. Oo, ne güzel sahne çıkardık ya falan oluyor ve bu mutluluk aslında bizi tatmin ediyor. Yani dolayısıyla biz orada çalışmıyoruz. Biz orayı yaşıyoruz. Çok güzel. Ekip olarak keyif aldığımız nokta bu. Bir sahne çekiliyor ya da bir o bölümde tarihin ağırlığında bir şey yaşanıyor. Eve gidiyorsunuz. O duygusal, o psikolojiyle ya biz nasıl buralara gelmişiz, neler yapmışlar, ne olduğunun bir psikolojik bir şeyine girebiliyor musunuz? Evet. Uykunuz kaçıyor, sabaha kadar oturuyor. Evet. Ya nasıl bir hayatlar falan ya da bu günümüze yansıtacak bir hikaye şey olabiliyor mu sizin? Duygularınızda daha bir böyle günümüze sahip çıkmak, günümüzden... ne yapmışız gençlere daha belki anlatırken dışarıda konuşurken etkileniyoruz. Bunu ben çok düşündüm. Şöyle ki büyük bir savaş sahnemiz vardı. Ateş topları falan düşüyordu. Sanıyorum ikinci sezondu. Çamurlar içerisinde savaşıyorduk. Ve çok zor bir sahneydi. O sahnede artık kılıç sallamaktan ki salladığımız kılıçlar bizim yani 2,5-3 kilo falan yani metal ama şimdi 7-8 kiloluk kılıçlara bakarsanız o zamanki tarihlerde Fatih Sultan Mehmet'in kılıcı mesela 7,5-8 kilo. Günlerce kılıç sallıyorsunuz, at üstünde koşturuyorsunuz. Biz işte 15 dakikalık bir sahneyi çekmek için sonra dedim ki 3 ay atla yolda git. Savaş, geri dön. Biz burada 3 dakikalık sahne için bunu çekiyoruz. Yoruluyoruz, kan ter içinde kalıyoruz. Evet. Nasıl başarmışlar? Evet. Yani saygı duyma bak. Ya İçten bile değil yani. Mesainin dışında bir de hayatta kalma savaşı veriyorlar. Evet, var evet. olma savaşı veriyor. Yani o çok yüzden... ciddi bir motivasyonu var. Hayatta kalmaya çalışıyor. Evet. Hani saygı biz... duyuyorsunuz yani. O yüzden de sizler böyle gelip böyle anlatacağız. Bir de çekerken onu düşünüyorum. Çünkü dizinin başka bir başarılı tarafı var. Yaşayarak çekiyorsunuz ki karşı tarafa yansıyor. O yüzden de dedim ki ya bunun psikolojisi de çok ağırdır ya. Geliyorsun diyorsun ki daha da mutlu oluyorsundur. Ya daha da o zaman günümüze sahip çıkmak yani... atalarımızın aynen bıraktıklarına sahip çıkmak herhalde ona göre daha etkili oluyordur diye düşünüyorum. Tabii. Yani onu çekerken en temel iki duygu var. Şaşkınlık ve hayranlık. Hayranlık. Aynen güzel. Hayranlık. Yani dediğin gibi bizmiş gibi yaparken bir eforumuzdan dolayı böyle yerlere yapıştığımız zamanlar oluyor. Yalan değil. Bir de onlar bunu hayatta kalmak için yapıyorlar. Hayat evet. memat meselesi.
hayranlık verici, hayranlık uyandırıcı bir şey. Hocam buraya gelme... Pardon. Çok özür dilerim, sen söyle. Yok, bu hoca... Şeyi soracaktım. Tuğrul Bey, siz müzikallerde ve yer alıyorsunuz ama dizi bölümünde yoksunuz hiç. Tercih yok, hiç mi? Hiç mi tercih etmediniz yoksa? Yani denk gelmedi esasında tercihten ziyade. Bir de dizi çalışmak galiba daha farklı. Mütemadiyen, hele bir de başarılı bir dizi ise mütemadiyen hazır olmalısınız. Evet. İşte o bölüm çıkmadan önce yönetmenin arzuları doğrultusunda değişiklikler yapılması icap edebiliyor. Evet. Yani sürekli o işin peşinde olmanız icap ediyor. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Yani benim gibi hem aynı zamanda gezen, konser veren, evet, proje yapan, başka işlerle uğraşan bir sanatçının kendini oraya adaması birazcık zor. Yani hayatını ona göre planlayacaksın o zaman. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bir de onun da bir başka bir müzikal dili var. Matematiği. Orada yani bu işi uzun zamandan beri yapan arkadaşlar onu çok iyi bilirler. Hangi soundlar kullanılıyor, hangi sahnenin altına, hangi uzunlukta, hangi yoğunlukta müzik yerleştirmek icap ediyor. Onun işte mixi, masteringi, onların bir ekibi vardır muhakkak. Zaten o ekiple beraber çalışıyorlardır filan. O başlı başına esasında gerçekten bir iş. Ama müzisyen olarak mesela bir şeyi izlerken film, dizi veya tiyatroda bir şey, ilk gözünüze çarpan, kulağınıza gelen şey müzik mi olur her zaman, yoksa böyle genel esere bakar mısınız? Yani meslek... Yok, ben genel esere bakarım. Yani beni orada cezbeden ister istemez besteciyle fotoğrafın ne kadar iyi evlendiği, evet. Nasıl bir mutluluk, nasıl bir evlilik yaşadıkları. Çünkü o da her zaman olmuyor. Evet. Bazen mesela müzik fotoğrafın, resmin önüne geçiyor. O da esasında çok istenen bir şey değil bence. Evet. Yani müziğin resmi anlatması, resimle beraber nefes nefese beraber gitmesi icap ediyor ki sinema, yani fotoğraf sanatı amacına ulaşsın. Anlatabiliyor muyum? O çok önemli. Ama bazı dizilerde gerçekten, en son Homeland diye bir şey seyrettim, bir dizi seyrettim mesela. Şu an izliyorum onun müziğine ben. Bayıldım, olağanüstü. Evet. Yani o kadının kafasının karışıklığı, cazla durumu, ifade evet, ediliyor. Caz müziğini nasıl o şekilde, evet, kullanmış olması, ama zaten kadın aynı zamanda çok şey, tutkulu bir caz dinleyicisi filan. Evinde John Coltrane'in, evet, Ornette Coleman'ın filan, evet, fotoğrafları var. Ya ama adam onu o kadar güzel yedirmiş, evet, ki dizinin içerisine. Ona bayıldım gerçekten. Bir de tabii şey meselesi çok önemli. Özellikle bu tarihi yapımlarda, dizilerde ister istemez müzikte bir haşmet var. Ve dönemin enstrümanlarının da kullanılması icap ediyor. Fotoğrafın ve hikayenin inandırıcılığını ve gücünü daha iyi yansıtmak için. Orada tabii işin içerisine kayıt teknolojileri giriyor. Bunun doğru mixinin yapılması lazım, evet, falan. Yani bunlar gerçekten şey, çok kolay işler değil esasında. Tabii tabii. Çok zaman, yani işin o tarafı, sizin yaptığınız taraf güç bir taraf tabii ki fiziksel olaraktan. Ama o duyguyu da öbür taraftan vermek için gerçekten konunun içerisine girmek lazım. O dönemin belki de müziğini araştırmak lazım. Neler çalınıyordu, ne tip aralıklar kullanılıyordu. Onları belki bir bakıp bulmak lazım. Onları modernize etmek lazım. Günümüzün kulağına birazcık da bir yaklaştırmak lazım. Anlatabiliyor muyum? Evet. Esasında çok da zevkli bir iş ya öte taraftan. Yani çok çok zevkli bir iş. Siz yani keyif alıyorsunuz. Siz konser piyanistliği aslında sizin esas işiniz ama bu tarafından da çok keyif alıyorsunuz ve hani, evet, güzel, evet, bir iletişim yakalıyorsunuz ya yani. Artık zaten günümüzde birçok müzisyen yelpazesini çok daha geniş tutmaya başladı. Evet, evet. Konser piyanisti olaraktan eğitim aldım, bestecilik eğitimi aldım, oda müziği çalıştım uzun yıllar. Ama sonuçta dünya değişiyor, müziğin kullanım alanları, kullanım şekilleri değişiyor. Zaten MP3'ün, işte Spotify'ın, iTunes'un hayatımıza girmesiyle birdenbire müziğe ulaşmak çok daha kolay bir hale geldi. Bunun olumlu tarafları da var, olumsuz tarafları da var. İster istemez insan bazen o ritüeli özlüyor. Evde plak koyardık. Evet. Annem çay koyardı. Otururduk. Yalnızca müzik, yani dizi seyreder, film seyreder gibi oturur müzik dinlerdik. Anlatabiliyor muyum? Yani o zaman telefon da yok.
İşte babam bize sorular sorardı. Burada ne duyuyorsunuz? Gözlerinizi kapayın, ne görüyorsunuz? Beethoven'ın 5. senfonisinin 1. bölümünde. Kapayın gözlerinizi, ne görüyorsunuz mesela? Anlatabiliyor muyum? İnsan ister istemez bunları birazcık özlüyor. Çünkü MP3 denen Streamline'da sistemde müzik çok kompres edildiği için esasında özellikle akustik enstrümanların seslerinin kaliteleri ister istemez de bozuluyor. Bu bir tercih meselesi ama biliyorsunuz bu algılar ve modalar hep yıllar içerisinde değişir. Tekrardan başa dönüşler olur. Aynen. Evet. Belki tekrardan plak dinlemenin daha popüler hale geldiği, insanların telefonlarını falan kapatıp oturup konsantre bir şekilde müzik dinlediği zamanlarda gelecektir. Ama öyle bir babadan söz ediyorsunuz ki şimdi babanız aslında Boğaz Köprüsü'nün mühendislerinden biri ama birinci sizi Boğaz böyle Köprüsü'nün. Evet Boğaz ve geliyor diyor ki piyano çalmak ister misin diyor size ve siz bayağı iyi araştırdınız. Tabii ki araştırdım. Ama tabii zaten kaç kişi sizin döneminizde evet. Birlikte çay koyup hadi derinliğe giden. Evet işte yani o baba öyle belli mi? Zaten gelecek. İçinde mi kalmış babanızın müzisyen olmak acaba? Yani babam esasında tam bu saatleri ayarlama enstitüsünün anlattığı dönemlerde 37 doğumlu. Anne baba öğretmen. Dedem Sabri dedem lise öğretmeniydi. Babaannem de ilkokul öğretmeniydi. Melek Bediadır hatta ismi. Çok sevilen gerçekten muhterem bir hanımdı. 3 oğulları var. Babam da en küçüğü. Tekne kazıntısı diye tabir ediyorum zaman. Çünkü büyük abisiyle arasında 10-15 yaş falan var. Ve düşünün 2 öğretmen, 3 evlatları var, 3 erkek evlatları. Biri Alman liseli, biri Galatasaraylı, biri Robert Kolej'de. Oh. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Nasıl bir gurur? Şimdi böyle bir şey tahayyül edilebilir mi şu anda? Zor. Evet. İmkanı yok. İmkanı yok. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ve tabii çok şeyler. Robert Kolej'de de o dönem çok entelektüel. Engin Cezar, Genco Erkal'la aynı dönem daşlar. Tiyatroya çok meraklılar. Yani babam hep bir şekilde özellikle tiyatronun ve müziğin içerisinde olmuş, dinlemiş. Ama meslek olaraktan seçimini mühendis olaraktan yapmış. O yüzden gerçekten ben çok küçük yaşımdayken beni hemen önce bir yokladı. Buradan bir şey çıkar mı dedi. Doğru hata oynuyor muyuz? Güzel. Oynamış ondan ama. Ondan sonra baktı, buradan bir şey çıkar herhalde falan dedi. Ama yani onun hakkını ödeyemem. Gerçekten o arabalarla derslere taşınmalar, hele bizim çocukluğumuzda ben hatırlıyorum yani benzin kuyrukları şunlar bunlar, o sağ sol dönemlerinin son zamanları bombalı pankartlar, biz Şişli'ye Bomonti'ye derse giderdik, default bombalı pankart vardı yani Şişli Camii'nin orada. onu çocuk aklımda hala gayet net bir şekilde hatırlıyorum yani. Öyle olunca tabii bizim hayatımız çok müzikle yoğun geçti. Bir de Boğaziçi Üniversitesi'nin olağanüstü bir diskoteği vardı yani plak koleksiyonu. Orada gidip kulaklıkla müzik dinleyebiliyordunuz. Çok ama olağanüstü plaklar yani sonra aklım başıma gelip büyüdüğümde baktım ki ya ben o yaşlarımda neler dinlemişim. O kayıtların bir kısmını şimdi bulamıyorum. Yani Arturo Toscanini'nin Beethoven senfonileri, Kubeli'nin Mahlerleri falan bunlar zor bulunan kayıtlar gerçekten. O yüzden gerçekten şanslıyım ne diyeyim yani. Evet. Boğaziçi Köprüsü anınız var mı? Bitmeye yakın mesela çıkarttı oluyor mu? Oradaki en büyük anım babamın yanında gidip ödevlerimi yapıyor olmam ve oradaki polis amcalarla tavla oynamam. Belki o yüzden tavlayı çok seviyorum. Yani. Ya, sürekli tavla güzel. Oynatırlardı bana. çok güzel. Güzel. Ne güzel, çok renkli. Evet. Bu arada evet Fatih ya başlarken onu konuştuk. Ya bu hikaye Sonat dediği gibi çok güzel araştırma yapmış. Okurken böyle şaşkınlık içinde bu yaşta. Seramik sanatçısı, ressam, tiyatro, dizi, sinema, karikatürcü, besteci, bir de piyano çalıyor. Ya bunlar maşallah. Hepsi ben miyim diyeceksin. Peki burada yanlış bir şey mi var mı? Yani doğru ama bunları ben sadece bir aktör olarak kendimi geliştirmek adına yaptığım yandanlar. Ama yani, yaptın ama böyle evde yapıp da kimseye yok. Anne babana göstermiyor musun? Sergisini açmışsın yani biraz lütfen. Atölye çalışmaları yaptım. Sergim evet. Oldu. Resim sergim oldu. Resim yapıyorum. Yağlı boya tablolarım oldu. Çok hediye ediyorum ben bu arada yaptığım tabloları. Karikatürde ödülüm oldu. Doğru. Heykel seramik alanında çalışmalarım oldu. Atölye çalışmalarım oldu. Piyano işte kendimce çalıyorum bir şeyler.
Bir yani, onda bir şeyin yok. Yok bir besten yani. Bir şeyin var mı hocam? Besten falan. Hadi bak, oyun hocayla, hoca da çocuk oyunları yapıyorduk hocam biz yıllardır. Tiyatroda da öyle. Yani yıllarca çocuk oyunu oynadım. Sonra işte 16 yaşımda profesyonel hayata başladım. Para kazanmaya başladım. O 16 yaşımdan bu yana da Türkiye'de gezmediğim ilçe kalmamıştır. Tiyatro ile ilgili. Turne tiyatrosu yaptım çok fazla. Çok güzel. O çocuk oyunları yaptığımız dönemde dın tır dın tın tın tır dın tın çocuk oyunları müzikleri yapıyordum, evet. Bunlar meraktan mı yoksa gerçekten kendini bulma demeyeyim de bir şeyleri böyle sonuçta hepsini de iyi yapmışsın, onu diyorum. Yani tamam, olağanüstü süper değil, olmasa da şey anlamda. Yani meslek olarak seçmesen de hepsini iyi yapmışsın, ödül almışsın, onu yapmışsın. Herhalde iş olsun diye vermemişler ödülü. Yani meraktan değil, aslında içimden geldiği için yaptım. Böyle bir hissiyat oldu. Ne yani güzel. Bir gün kara kalemle başlamıştım aslında. Karikatürle başlamıştım. Ya yağlı boyada yapabilir miyim acaba deyip onu deneyip sonra o güzel oldu. Tepkiler iyi gelince onu geliştirdim. Öyle devam etti resim hayatımda. Müzik hayatımda işte şarkı da söylüyorum. Dans da ediyorum. Onun da eğitimini aldım. Yani aktör olarak aslında kendimi geliştirmem gereken her alanda bir parça bir şeyler yapmaya çalıştım diyelim. Yani çok da iddialı değilim. Çok. Çocuk oyunlarına gelmek istiyorum ben. En çok buraya gelen tiyatrocuların en büyük sıkıntısı günümüzde çocuk oyunlarının artık hani içinin boşluğu, evet, ve niteliksizliği üzerine oluyor. Öyle mi düşünüyorsun sen? Çok uzak kaldığım için son çocuk oyunlarının neler olduğu hakkında pek bir bilgim yok. Ama bizim dönemimizde oynadığımız tüm oyunlar doğanın, insan ilişkilerinin, yani iyi insan olmanın üzerine kurulu oyunlardı. Yani mesaj veren oyunlardı. Evet. Yani dolayısıyla siz bir kahraman gösterirdiniz ve o kahramanın doğayı nasıl temiz tuttuğu veya nasıl iyi bir insan olduğu, çevreyi nasıl kirletmemesi ya da yalan söylememesi üzerine kurulu oyunlardı. Hep böyleydi çocuk oyunları. Fakat şu an artık durum değişti. Yani dünya hızlı değişiyor ve bu sosyal medya ile ilgili, bu isim verebilir miyim bilmiyorum, TikTok gibi bir uygulama maalesef ki benim başımda da var. Çocuğuma elimden geldiğince izletmemeye çalışıyorum. 7 yaşında bir çocuğum var, oğlum var. Karanlık bir çukur gibi içine alıyor bütün çocukları. Evet. Yani. Bir de benim de 10 yaşında oğlum var. Şimdi bu bunların beğenisi de artık eski çocuklar gibi değil. Değil, değil mi? Güzel laf. O kadar şey ne derler, yoğun şeyler seyrediyorlar ki ondan sonra sen bunu tiyatroya götürdüğünde beklentisi çok yüksek oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bu mu ya? Falan. Evet, aynı. Yani oğlum bir otur dinle filan anla ya, dur bir dakika, ver sen şu telefonu, ben sana bir şey göstereceğim baba falan. Evet. Yani zaten sen diyebilirim değil mi? Tabii, yani tabii hocam, ne demek? Bütün çocuğu olanlar biliyor, bu konsantrasyon çok ciddi bir sıkıntı. Kesinlikle. Yani 3 dakika 5 dakika en fazla bir şeye konsantre edebilirsen. Evet. Öp de başına koy yani. Evet. O yüzden dediği gibi çocuk oyunlarını da çok böyle artık herhalde actionvari falan düşünmek lazım. Video mappinglerle, şunlarla, bunlarla. Yani iki havuç bir muzla falan kandırılacak bir durum değil artık yani. Yani çocuk oyunların hep gelenden sonradan biz de burada konuştukça zaten fark ediyoruz. Bir çocuk oyununun ilk tiyatroya gidişinin sonra tiyatro izleyicisi olup olmayacağının göstergesiymiş. O doğru. Neden günümüzde sıkıntı yaşanıyor gibi vardı da artık sıkıntı yaşanmıyor. Herkes bence tiyatroya gitmiyor. Ama bütün hepsi bu ilk giden. Hani Palyoçi'ye çıkar, Korkut ya da Güldür. Çocuk oyunu gibi algılanıyordu bizim, eskiden. Bizim çocuk oyunu oynadığımız dönemlerde çalıştığım özel tiyatroda aslında ilk şeyimiz, hedefimiz buydu. Yani çok iyi bir oyun olmak zorunda. Aslında çocuk, yani çocuk dediğiniz şey beğeni kalitesi o kadar yüksek ki. Aynen. Dolayısıyla evet, onu iyi bir prodüksiyonla, iyi bir oyunla ikna edebilirseniz tiyatro seyircisi kazanıyor. Çünkü ilk tecrübe ya. Yani evet, deniyor. Evet. Ha, bu neymiş deyip gelmeye de biliyor. Tiyatrodan soğuyabiliyor. Kesinlikle. Yani palyaçolarla, sihirbaz, illüzyonist, bunlar ayrı şeyler. Ama bunu sahneye, oyun adı altında taşıdığımız evet, zaman olmuyor. Bir kompozisyonu olması lazım oyunun. Girişi, aynen, gelişi, sonucu, kostümü, ışığı, dekoru, müziği bir bütündür yani. Yani evet, yetişkin oyunu kadar özen göstermeniz lazım çocuk oyununa. Dolayısıyla bence zaten Türkiye'deki bu çocuk oyunu çöplüğü demek zorundayım. Öyle öyle. Evet evet. Yani özellikle de okullarda. Özel okullarda işte 3-5 kişiyi toplayıp çocuklara oyun diye gösterip evet. Volkan işte Severcan gelmişti. O en muzdarip isimlerden. Çünkü o çocuk oyunları çok şey yapıyor. O anlatmış. Yani özel okullara çocuk oyunu altında getir 3 kişiyi. Onlara hak hak hareketleri yapıp korkut ya da ağlat ya da. Ondan sonra çocukta travma. Aynen öyle. Doğru mu? Her şey travma. Her şey travma. Merak etme, o kadar kolay travmaya girmiyorlar.
Ben de yapmıştım şeyde, Avusturya'da. Orada yaşarken çok yakın bir arkadaşım vardı. Var hala da. Vahid Kaddem Misah. İranlı. Şeyde ama Avusturya'da doğmuş. Tonkünstler Orkestrası'nın baş kemancısıydı. Konsertmeisteriydi. Ama bir marifeti daha vardı. Çok iyi bir sihirbazdı. Avusturya'nın meşhur bir sihirbazla çalışmış yıllarca. El becerisi çok yüksekti. Ya dedi Tulio, bir şey yapsak işte, bir oyun yazalım. Benim bu sihirbazlık marifetini de kullanalım. Çocukları ama müzikle dinletelim bu esnada filan. Biz bununla bir oyun yazdık oturup. Kendimiz yazdık. Pianoforte Sabri. Benim göbek adım Sabri. Sabri Tulio Tırpan, ama Tulio'yu daha zor algılıyor Avusturyalılar. Sabri biraz Sabrina gibi ya. Pianoforte Sabri ile Stradivahit. Bunun adı da Vahit ya. Stradivarius yerine Stradivahit. Çok iyi şey. Bu işte Stradivarius'un kayıp kardeşi. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzelmiş. İşte bir ormanın içinde birazcık Pinokyovari bir köy varmış. Orada bütün enstrümanlar yaşıyormuş. Derken kontrbasla violonsel birbirine aşık olmuş. Evlenmişler. Hop sahneye bir violonsel getiriyoruz. Doğum yaptırıyoruz filan. Elimizde çekişte. Altından sonra bir küçük keman çıkartıyoruz. Bir tane pamper taktık ona işte kemana. İlk vik 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 sesler çıkartıyor filan. Sonra işte önce düz sesler çekmeyi öğreniyor. Sonra 16'lıklar, sonra 8'likler derken melodileri çalmayı öğreniyor filan. O vasıtayla çocuklara enstrüman nasıl çalışılır onu gösteriyorduk filan. Derken ikisi de bir rüya görüyorlar. Bunlardan en güzel sesleri çıkartacak insanlar işte Franz Liszt ile Paganini. Bunları aramaya başlıyorlar. İşte Arjantin'e gidiyorlar. Orada tango, tripod diye bir kız arkadaşları oluyordu. Nota sehpası. Tripod işte onun adı falan. Böyle bir şey yapmıştık. Ya var ya canımız çıkıyordu. Hocam tekstürüyor mu? Bu kadar yoruluyorduk. Seneye çıkartalım bu oyunu. Çocuk güzel değil mi? Güzel proje. Tekstürüyor mu hocam? Seneye çıkartalım bu oyunu. Duruyor duruyor. Başımın üstüne ne istersen. Ama o kadar iyi sihirbazlık yapan kemancıyı bulacak mısın? Tabii. Ya kemanı uçuruyordu sahnede Vahit ya. Böyle uçuruyordu kemanı. Anlatabiliyor muyum? Piyanonun içinden bir sürü ıvır zıvırlar çıkartıyorduk falan. Hocam ne kadar gitti bu? Ya biz bunu bayağı 3-4 sene Avusturya'da her yerde oynadık. Ya zaten çoluk çocuk ben. Aa pianoforte sabri falan. Dur ya rumsuz çocuk. Karizma. Karizmayı çizdim bile. Ama ben sonra bunun benzerini yine Türkiye'de de yaptım. Sabancı'da Seed diye çok güzel bir salon var. Evet. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Avusturyalı çocukları oturup dinletmek daha kolay. Adamlar çocuk bile olsa böyle konsantre bir şekilde... Bizim çocuklar birader. Ya bir oyun oynuyoruz. Hocam tam bunun üstüne söyleyeyim. Bir oyun oynuyoruz, çocuk oyunu. Oyun işte Yeşil Dünya diye bir oyun. Doğayı kirletmememiz gereken bir şey anlatıyor. Bay Kirletici diye de bir karakter var. Oyunun sonunda iyi bir adam oluyor artık. O doğayı kirletmiyor falan. Bize soruyoruz. Evet arkadaşlar, Bay Kirletici artık iyi bir insan oldu. Adı ne olsun? Bay Temizleyici olsun, Bay Temizlik olsun falan. Bir yerde oynuyoruz. Arif olsun abi dedim. Bizdeki çocuk seyircisi de mesela. Bizimkiler bambaşka ya. Sonra mecbur kaldık. 10 çocukta bir abi abla oturtup şişlamaya şiş falan. Ya çok. O kalkıyor gidiyor falan. Ona tak bir tane vuruyor. Avusturyalı çocuklar vallahi böyle seyrediyordu yazık zavallılar ya. Hiç seslerini çıkarmıyorlardı. Senin tiyatro deneyimin var mı? Yok, ben çok tiyatro yapmadım. Bir Haldun Dorman ve Göksel Kortay'la Kibarlık Budalası yaptık. Onların bir kızını oynadım. Çok uzun sürmedi açıkçası benim tiyatro maceram. Sinema ve televizyon benim hep arka arkaya geldi. Talihsizlik aslında bir noktada benim için. Ne, bir oyuncu olarak tiyatro yapmaya fırsat bulamamak büyük bir talihsizlik örneği. Çok arka arkaya geldiği için ben hiç onu hayatımın merkezine alamadım yazık ki. O üzüldüğüm bir şey aslında. Ama müzikle ilginiz var. Evet, müzik. Yani bölümlerden birinde de böyle bir ninni söylemişsiniz. Evet, ve evet. Müthiş ilgi görmüş. Çok sesiniz de inanılmaz çok güzel. Çok ben teşekkürler. Dinleme fırsatı da buldum araştırırken. Var mı şey yap, profesyonel anlamda bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Çalışmalarınız var mı? Hocam hazırladım. Ama artık arkadaşlar öğrendik. Kesin bir sürpriz çıkıyor program. Ben müzik benim genetik miras. Anne tarafı müzikle çok haşır neşir ama profesyonel olarak yapan yok. Ben müziği profesyonel manada seçemedim. Oyunculuktan yürüdüm ama müzik çok eskiden beri var. Ben armoni bilmiyorum. Biraz piyano, biraz elektro gitar, biraz davul çalabiliyorum.
galiba biraz bir kulak hırsızlığım var. Bu aralar Hint müziklerine merak sardım. Hint müziklerini söylüyorum. Sevdiğim filmlerin soundtracklerini seslendiriyorum. Cover yapıyorum sevdiğim müziklerini. Ama bunu bir bedel karşılığı yapmayı hiç hayal etmedim müziği. Çünkü benim için müzik keyfi bir alan. Sanki ona bir paha biçersem o keyiften mahrum kalabilirim gibi düşündüm hep. Galiba bu beni itti. Oyunculuk daha mesleki olarak bir bedel karşılığı yapabileceğim bir meslek olarak görüyorum ama müzik çok özel bir alan. Ya yani orada daha keyfi ve daha huzurlu kalmak adına ona paha biçmiyorum. Hani üniversitede şey yaptım, bir müzik grubu kurdum. Progresif metal yapıyorduk. Sahne aldım işte, bu kemancılar, stüdyo live'lar vardı Taksim'de o zamanlar. Böyle bir maceram olmuştu bir süre. Ama sonra buna devam edemeyeceğimi anladım bir noktada. Şimdi sevdiğim müzikleri coverlıyorum. Evde biraz böyle küçük bir stüdyo var, bir şeyim var. Biraz ondan, biraz bundan çalıp kayıt yapabiliyorum. Onu biraz kurcaladım. Bir dakika, benim de gençliğim geçtiği yerlerden bahsetti. Şu anda evet. Var mı grupta tanıdık? Şu anda piyasada olan? Hayır, yok. Hepsi ya muhasebeci oldular, ya pazarlamacı oldular, ya sigortacı oldular. Tamam, bir tek bu buralara dirsek teması kalan ben kaldım. Müzik biraz farklı bir şey benim için. Dünya evet. Müziklerini keşfetmeyi çok seviyorum. Hocam Hintlilere dadandım. Ama hocam demeyelim ya. Müzik... Kulu. Ama lütfen ya. Yok yok valla. Yani muazzam Hintlilere müzik yapıyorlar. Evet. Hiç hani dinlediniz mi ya da bir... Ben çalışıyorum. Trilok Gurtu diye bir meşhur bir tabla ustası var. 10 evet. yıldır beraberiz. 3 tane albümümüz var. Öyle mi? Evet, bu sene de 10. yıl turnesi yapacağız işte. Çok iyi. Çok kıymetli, çok önemli bir Zakir Hüseyin vardır, bir Trilok Gurtu yani. Ne çok ustası dediniz, anlayamadım. Tabla, tabla diye bir Hint enstrümanı var. Tabii Trilok yalnızca tabla çalmıyor, çok geniş bir perküsyon seti var. Çok da iyi bir besteci aynı zamanda. Onunla çalışmaya başlayınca ister istemez ben de tabii bayağı bir çalıştım Hint müziği. Özellikle tabii... Ritmik evet. konakolları falan çok zengin, çok değişik değişik bir millet. Gene itibariyle Hintliler çok değişik millet yani. Espri şeyleri falan da bir şeye gülüyor. Ben hiç anlamıyorum. Nasıl komik oluyor ya diyorum falan. Bir de sallanırız. Zaten bir de sallanıyorlar. Hayır evet diye kafasını sallıyor. Evet hayır. <abi. gülüyor> Ama o da aynı şeyi benim için düşünüyor belki. Bilmiyorum ne bileyim işte. Ama mama zevklerimiz birbirine benziyor. Yani mamalarda sıkıntı yok. Mutfak evet çok benziyor. Konsere gittik işte. Bir meşhur kemancıları var Hintlilerin. Doktor Subramanyam. Doktor Subramanyam. Onun böyle 4-5 büyük şehirde festivali var. Haydarabad'dakine davetliydik. Hatta ben bir şekilde uçağı yanlış anlamışım, değiştirmek zorunda kaldım. Muskat üzerinden uçtum filan. Adamlara diyorum ki, kardeşim saat işte ben 3'te ineceğim mesela. Nasıl bulacağım sizi diyorum. Yani bir buluşma noktası yok mu? Sen hiç merak etme diyorlar, biz seni buluruz. Ya nasıl bulacaksın? 50 bin kişiyim ya aynı zamanda. Koskocaman havalimanı. Nereden bulacaksın ya? Sen merak etme. Sen çık dışarı biz seni. İyiydi peki. Gerçekten 10 saat uçuştan sonra çıktım şey kapıdan. Böyle sağıma soluma bakıyorum. Manyak mı bu herifler? Beni nasıl bulacaklar diye. Böyle hardal rengi pantolonu olan pembe gömleği. Çizgi hiç unutmuyorum herifin tipini. Pembe çizgili gömleği olan dişlerinin yarısı altın bir herif. Böyle sallana sallana. Piyanist. Piyanist diye geldi herif. Tamam. Yani çok güzel. Ulan dedim nasıl buldun beni? Ben bulurum be herif. Ondan sonra bindik arabaya. Abi ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Gak 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 gak. Default sürekli kornaya basıyorlar. Eyvah. İki tane motosikletliye çarptık giderken zaten. Hiç umurumda değil. Adam kalktı bindi motosiklete devam etti. Bizimki durmadı bile zaten. Bizimki devam ediyor. O kadar şu an gözümde canlı değil. Belki 3-5 kişiyi öldürdük farkında değil yani. Zaten o kadar çok adam var ki anlatabiliyor muyum? Yani kim hayatta, kim yaşamıyor, kim yaşıyor belli değil. Bir de adam dindar bir tip çıktı. Yoldaki bütün temple'larda durup dua etmiş. Ne fenalık var. Ya kardeşim konser var falan. Hadi tutun şu arabayı yani. Arabada İngilizce herhalde bunlar. Direksiyon da ters tarafta. Her şey ters yani, anladın mı? Bir de otele gittim. Adam diyor ki bana, odada yılan varsa resepsiyonu arayın diyor. Ay yok artık. Dedim sen manyak mısın ya? Ne demek odada? Ya bazen işte diyor şeyden giriyor havalandırmadan. Yani yatmadan kontrol et diyor şeyin altını, yastığın bastığın altını. Ya yemin ederim kabus gibi geçti. İlk gece kesinlikle uyuyamadım. Siz sormadan direkt kendi mi söyledin? Ha, gülüyorlar ya. Ha, o her şeye gülüyorlar zaten. Adamlar her şeye gülüyor yani. Ben Brezilya'da resepsiyona gittiğimde 18'den sonra mümkün olduğunca dışarı çıkmayın dedikleri için bunalıma girmiştim. 10 yıl önce. 18 iyiymiş. Şimdi artık 14.
14. 14'ten sonra çıkmayacağız. Hayır, öyle bir laf söyledin. İnsan tuvalı gidiyor. Yılan varsa akşamı falan, o ne ya? Şaka hiç hayatta diyorum. O değil. Belki de dalga geçtiler ha, biliyor musun? Çünkü evet, o tarafları da var. Böyle evet, acayip evet, dalga geçiyorlar farklı adamla yani. Çok güzel. Sonra konsere... Neyse, ben de sürekli konuşmuyorum. Yok, çok güzel. Çok güzel. Güzel hikayeymiş. Açelya'nın Hintlilere karşı şeyi değişmişti. Tabii tabii, benim sinema ve müzik alanımda kalmış. Orijinal, orijinal. Adamlar çok orijinal. Her şeyleri orijinal. Bir de şey vardır. O da bana, çok gülüyorum ona. Şimdi mesela bir şey anlatıyorum. Köfte diyorum işte, köfte. Aa, it's from India. Köfte de her şey Hindistan'dan geliyor. Ne söylesem Hindistan'dan geliyor. Bilmem ne işte, halı. Ha, ha, carpet. India. Yok, ne bileyim, baklava. Baklava. It's from India. Everything is from India. Ya. Her şey from India. Artık tabii dalga geçmeye başladık bir müddet sonra. Araba diyorum, arada kesin India'dır yani. India'dan gelmiştir falan. Çıktık şimdi sahneye. 5 tane grup var. Orada şöyle bir gelenek varmış. Ben de o gün öğrendim. Sen çalıyorsun. Ondan sonra ben çaldım, alkışımı aldım, gittim, hadi arkada şarabımı yudum diyeyim falan yok. Sahneye oturuyorsun, bir sonraki çalanı dinliyorsun. Aa. Herkes sahnede kalıyor yani. Eyvah. Allah izniyle inşallah bir sonuç çıkarız. Üçüncü mü, dördüncü mü? Ne çaldık? Oturduk böyle gerçekten. İlkokul çocuğu gibi. Bir son... Zaten uçmuşuz, muçmuşuz. Yılan mı lan benim kafam gitmiş, anlatabiliyor muyum? Çakkada çukkada adamlar çalıyorlar. Derken bir adam geldi. En son çalandı o. Altıncıydı. Ya ismini şimdi hatırlayamıyorum. Ama artık ben gerçekten... Nerede olduğumu hatırlamıyorum yani. Tek başına adam tabla çalacak. Oturdu böyle. Tin diye başladı. Ve 25 dakika tek başına solo çaldı. Ama belli ki o çok muhterem bir adamdı. Yani herkes böyle bir önünü ilikledi adam çıkınca. Gerçekten o olağanüstüydü. Onu hiç unutmadım. O olağanüstü bir kompozisyondu. Yani bütün kompozisyon sıfırdan başlayıp bizi yüze çıkardı ve tekrardan geri getirdi. Onu hiç unutmayacağım. İşte onun dışında yemekler, memekler falan filan işte. Siz bu özelliğinizi sahnede kullanıyor musunuz? Hangisi? Yani böyle bir anlatıcı, gözlemleyici. Havamda. İnanılmaz canım, komiksiniz çok çünkü güzel yani. Evet, inanılmaz. Bu böyle müthiş bir proje bence yani. Hani. Denk ki bizim işte bir grubumuz var. Volkan Öktem, Eylem Perit'le Pov Trio diye. Zaten çıkıp bir şey çalıyoruz. Sonra Volkan'dan hemen anlat anlat. Güzel. Parçanın güzel hikayesini anlat falan ama diyorlar. Çok güzel. Ben şeyi merak ettim. Senin notlarında 2007 yılında Alfred Blender'ın son konserde bir anısı var. Belki anlatır demişsin. Evet, onu TED Talks'ta anlatmış. Ya siz ne biçim bir araştırma yapmışsınız kardeşim? Korkmaya başladık. Sen bu Homeland'den çok etkilenmişsin galiba. O da güzel. CIA gibiyimdir. Vallahi CIA gibisin yani. Yani... çok sevdiğim bir piyanisttir, Avusturyalı Alfred Brendel ve çok müthiş bir Schubert yorumcusuydu ve artık 70'li yaşlarına geldi. O da senin gibi çok yönlü bir adam. İran Edebiyatı okudu Oxford'da, Cambridge'de filan. Zaten şimdi galiba sırf o iş duruşuyor. Ve adam dedi ki ben artık final konserimi yapıyorum ve konser piyanistliğinden emekli oluyorum. Ve işte Avusturya'nın bir yanının meşhur bir konser salonu vardır. Musikverein Großer Saal diye. Bu hafta sonu eskiden hatırlar mısınız bilmiyorum. Hikmet Şimşek'in klasik müzik programları evet vardı. Orada Viyana Filarmoni'nin konserlerinin görüntülerinin olduğu salon. Altın Salon diye geçer. Orada adam final konserini verecek. Ben de nasılsa bir şekilde bilet buldum, gittim. Tabii huşu içerisinde seyrediyoruz. Olağanüstü güzel çaldı. Schubert'in bir opus postumuz, son sonatı vardı, si bemol majör. Bu hani filler öleceklerini anlayınca bir fil mezarlığına gidermişler ya, giderlermiş. Piyanistlerde de bu enteresan, birçok piyanistin son çaldığı eserdir bu. Yani artık adam si bemol majör sonatı çalıyorsa ya emekli olacak ya öbür tarafa gidecek gibi bir şey. Her neyse, yani çok olağanüstü yoğun bir başyapıt tabii yani 45-50 dakikalık. Neyse bitti konser. Hepimiz ayakta alkışlıyoruz tabii. Yani gözlerimiz de sulandı. Yani şey, duygusal bir an. Yanımda da yaşlı bir beyefendi oturuyor. Döndü bana, dedi ki niye alkışlıyorlar biliyor musun bu kadar falan. Dedim tabii böyle muhterem bir sanatçı işte son konserini yapıyor. O yüzden alkışlıyorlar. Yok dedi.
Bu insanların çoğu dedi bütün bunun kariyerini takip ettiler Alfred Brendel'in. Beraber yaşlandılar yani dedi. Ulan o kadar uğraştık seni bitirmeye bir türlü bitiremedik. O kadar eleştirdik sen hala çalmaya devam ettin yılmadın helal olsun beni alkışlıyorlar. Ya, nasıl bir mantık? Bu acayip enteresan ama şeyler Avusturyalılar öyledir ha üf. Yani orada klasik müzikle uğraşmak için sinir sisteminin çok sağlam olması lazım kardeşim. Yani du musst dicke Haut haben derler bunlar Almanca. Yani derinin çok kalın olması lazım. Yani eleştiriyi çok severler kendileri. Böyle bir hikaye. Çok güzel. Evet Fatih'im bundan sonrası araya bir şey katacak mısın şimdi? Yaz geldi. Diziye ara verildi. Herhalde kaç? İki ay mı? İki ay gibi bir aramız var. İki ay hemen bir araya bir sergi bir şey koy. yok. Denizi unut. bir şey olabilir, bir televizyon filmi mi olabilir? Oo, yine devam oynuyoruz. Evet, onun olma ihtimali var. Bir sinema filmi ama o yetişmeyebilir çünkü bizim başlama tarihimizde denk düşmeyebilir ama konuşuyoruz. Çekim trafiğini. İki tane iş var görünürde. Şöyle deniz kenarında yatıp da kendimi kapatacağım bir ay diyenlerden değilsin sen. Değilim. Ya ben zaten çalışmayı çok seviyorum. Yani çalışmayı... Benim için çalışmak aslında bir şey, motivasyon biçimi. Motivasyon. Aslında tatil benim için çalışmak yani. Ben çalışırken de dinleniyorum. Zihnen, çünkü bir şeye ait olmak ya da bir şeyle uğraşmak beni dinlendiriyor. Tatilde gidip boş boş yatmak ya da güneş, deniz, kum. İki gün benim için yani. Bir de detaycı birisiniz anladığım biraz, evet. Kadarıyla. Çünkü 20 yıl şizofreni oynadığınız bir oyununuz var. Onun için, onun çalışması evet, için. 3,5-4 ay. Bakırköy Rubesi'ni evet. Onu anlatır mısınız? Hazır anılardan açılmışken söz. Rahmetli Ferdi Merter, ruhu şad olsun, çok iyi bir hocaydı, ustaydı. O bir oyunla geldi bana. Delimine diye bir oyun çıkartacağım Fatih dedi. Bu oyunda seni oynamanı istiyorum. Teksi verdi. Tülü abi teksi okuması 3,5 saat. Tek kişilik oyun. Dedim ki hocam nasıl oynayacak bu oyun? Tek kişilik oyun. Aynı işler. Hani 3,5 saat teksi okuması, oynaması 4 saat olur. Bir strih yapalım bunu bir. Yap kafana göre çocuğum dedi. Oyunu kısalttım. Neyse 1 saat 45 dakikaya falan düştü. Provalara başladık ama kişilik bölünmesi yaşayan bir karakteri oynayacaksınız. Birkaç karakter. Yani adam seninle konuşurken başka tarafta kimse yokken onunla konuşuyor falan. Yani, ulan bunu nerede bulabiliriz? Nerede bulabiliriz? Bakırköy'de de böyle şeyler varmış. Tecritte kalan kişilik bölünmesi yaşayan insanlar. Onları gittim gözlemledim. Bayağı sohbet ediyor. Hiç odada tek başına ve sıkılmıyor yani adam. Yani konuşuyor. Sizlerle konuştuğum gibi siz şu an varsınız ama yoksunuz aslında adamın dünyası. Onu gözlemledim uzun bir süre. Aslında benim oyunculuk anlamında gelişmemi sağlayan en önemli oyundur o Delimine. O oyunda sahnede kendimi buldum ben. Sahnede yalnız kaldım. Aslında sahnede çoğunluk yaşadım. Müzikli, aynı zamanda danslı bir oyuncu da. Hayali bir kadın karakterimiz de vardı. Hem annesi hem sevgilisi. Hem ona travmalar yaşatan kadın oluyordu. Yer yer giriyordu. Değişik ve güzel bir oyundu. Beni çok zorlayan bir oyundu. Seyirciyle baş başa kalmak tek kişilik oyunda. Seyircinin nabzını tutabilmek, onu anlayabilmek, sıkıldı mı, sıkılmadı mı öğrenmek aslında bir aktör olarak büyük bir tecrübe kazandırıyor size sahnede. Ve oyun bana onu kazandır. Ben aslında oyunculuk biçimimi oyunla daha başka bir yere taşıdım diyebilirim. Çok önemli bir oyundur benim için. Gerçek hikaye şeyi budur işte. Hollywood neden başarılı dediklerinde bunu, gerçi Türkiye'de öyle bir zaman vermiyorlar da, gerçekten herkesin de yapması gereken bir şey diye düşünüyorum. Çok doğru ve gelişimimde katkıda bulunmuş. Yani normalde bir role girmeden önce 3 ay geri bazı işte şey Tom Hanks'in falan hikayelerini 1,5 yıl onunla yaşamış. Adam hiçbir şey yapmamış hayatında. Sonra 1,5 yıl sonra bir film oynuyor. Ondan sonra... Ama aktör olarak şöyle bir şey de var. Yani senaryoyu iyi okuyabilmeniz lazım. O da var. Dolayısıyla biz bir sahne geldiğinde artık yani dizilerde iş oraya geldi. Çünkü çabuk çekilmesi gerekiyor ya. Sahneyi okuyorsunuz. Evet sahnenin temel duygusu ne? Sinir. Sinirleneceğiz. Tamam. Ama neye sinirleneceğiz? Nasıl sinirleneceğiz? Neden sinirlendik? Niçin sinirlenmeliyiz? Gibi temel sahnenin grafiklerini yani şeylerini oluşturursanız o zaman doğru sahne oluyor. Yani bir iş fabrikasyona döndüğü zaman... inandırıcı olmuyor. Artık yani biraz şey olacak, belki beni taşa tutacaklar ama... Yani kötü bakabilen, gülebilen kız ve çocuklarımızı oyuncu yapmaya başladık biz. Yani. Evet. Eli yüzü düzgün,
Kötü bak çocuğum, kötü baktı. Gül çocuğum, güldü. Daha geçen hafta konuştuk. Ya. Laf söyleyebiliyor musun? Yakışıklı ve güzel olduğunu çok haklısın. Laf söyleyebiliyor musun? Evet. Söylüyorum. Seni sevmiyorum, senden nefret ediyorum. Söyleyebiliyor, aferin. Hadi çekelim, açısını verelim, kalırını koyun. Olmazsa dublaj yapın, bir şey. Böyle bir şey değil oyunculuk. Yani. Evet. Burada yani yılların aktörleri net çabalar sarf etmişler. Oyunculuk metodu oluşturabilmek için. Yani oyunculuğun ne olduğunu, oyunculuk çok basite indirgendiği için şu an ülkemizde. Yani herkes oyuncu olmaya başladı, pardon da. Bu işin konservatuarı niye var o zaman? Evet. Bu işin eğitmenleri niye var? Ya da bu işin niye ödülü var? Yani ben o konuda biraz şeyim. Dertli. Dertliyim yani. Evet. Yo, çok haklı bir dertli. Çok haklı. Bence çok haklısın yani. Evet. Dolayısıyla o oyun benim için çok önemlidir, çok özeldir. Hatta devam etmek istediğim bir oyundur. Ve her zaman geçerli olan mı? Tabii canım. Yani 5. sezondan sonra ilk boşluğumda, ilk fırsatımda oyunu çıkartıp sizleri de davet edeceğim. İzleyin isterim. Çok iyi bir oyun. Çok merak ettim gerçekten. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir saat geçti. Valla harika. Ya, ne oldu? Hepiniz adı. Evet. Sizle ayrı orada böyle çok, bir çok iki saat zamanı geçirmek geçti, lazım. Geçti değil mi? Ama hikayeler ve üçünüz çok uyumluydunuz. Çok evet. Güzel geçti. Harikaydı. Evet, reytinginiz bol olsun. Evet. Önümüzdeki sezona tekrar size de tekrar başarılarınızı devam dileriz. Daha detaylı konuşacağız ama bu arada hocamı yani biraz bence araştırmalı gerekiyor. Jekyll and Hyde'lar 1923 müzikalini konuşamadık yani. Evet. O kadar çok hikaye o tabii, var ki. O çok güzel. O çok özel. Hocam onunla kapatalım çünkü buradan tarihten o çok özel bir tarih. Orada çalarken de herhalde. Doğru, siz başka tarihin farklı bir dönemiyle evet, Osmanlı. Hemhal oluyorsunuz. Biz de 1923 eseriyle Kurtuluş Savaşı ile birlikte başlayıp Millet Meclisi'nin açılışına kadar olan süreci sahneye taşımaya çalıştık. Çok güzel, ben izledim. 100-120 kişilik bir kadroyla onun yazılış süreci falan benim için tabii çok şeydi, duygu dolu, çok güzel bir süreçti. Çok güzel provalar, çok güzel zamanlar geçirdik. Sahneye de yansımış, çok sahnede keyifliydi. Yansıttığımızı kesin. Sizden duyduğum için oldu. Tabii evet, çok kesinlikle. Mutlu oldum. Sizi de tabii ki her zaman başımızın üstüne bekleriz. Çok seviniriz. Evet, yeni sezonda. Evet. Evet değerli izleyiciler, az sonra yeni konuklarla tekrar birlikte olacağız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş ne güzel sizi görmek. Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. Fragmanı izleyen, işte fragmanı diyorum, şeyi izleyenler, şu an jeneri izleyenler seni tanıyamamış olabilirler. Ya evet. Ne doğru. Oldu? Abi dün ben berbere gittim. Tamam mı? Hani şimdi bir hafta çok hızlı ısındı ya hava. Abi her şey çok fazla gelmeye başladı sıcak. Hani böyle bir ilkbaharı yaşayamadan korkunç bir yaza giriş gibi oldu. Berbere gittim. Dedim ben şey yapalım. Sakallar da vardı. Biraz inceltelim falan. Saça geldi. Ne yapalım abi saça dedim. Vur oğlum üçe dedim. Abi ne, emin misin? Ya vur abi dedim üç, yani korkunç bir sıcak var. Zaten üç tel saçım var, o bile fazla geldi. Abi dedim vur, nasıl olsa kökü bizler. Bir de yaz modu, hani önümüzde tatil. Hani evet. Biraz da hani kafa derisi de güneş görsün falan filan. Vurdum. Şimdi dün akşamdan beri aynaya bakıyorum falan, çok daha alışabildiğimi söyleyemeyeceğim. Hayır şöyledir, kadınlar bunalıma girince hemen saç rengi, biçimi bir şey değişir. Ay şekerim sorma vallahi depresyondayız sanıyorum ki. Girdik verdim usturaya kendimi, makinayla girdik. Evet, filmden bahsedelim. Evet abi. 30 Haziran'da vizyonda. 30 Haziran'da vizyonda geri sayım. Türkiye'de belki de bir ilki yaptık yine. Ben niyeyse her şeyde böyle hani bundan önceki de evet. Film ilkti. Böyle uçağın içinde tek mekan. Bir işte çekmiş bir iş çekmiştik. 1357 yılla yargılanan bir hacker'ın Türk hacker'ının yani hikayesini anlatıyoruz. Ben zaten hani 1357 yıl mı? Abiciğim bu nasıl bir hani, ne yapmıştır? Ne yapmış olabilir evet. Falan yani anladığım kadarıyla o yargı sistemi böyle katlamalı gidiyor bir takım şeyler. Yani o tam çok bir çakamadığım bir şeyler falan. Hikayeyi okuduk. Ya yani ben tabii ki işin başrolünde oynamıyorum ben. Yani orada çok sağ olsun Levent dedi ki abi çok güzel bir rol var yapımcımız. Tam senlik böyle. Sen çok köpürtürsün o işi. Sen hacker oynamıyorsun yani. Yok hacker oynamıyorum. Hacker'ın kendi oynuyor.
Aa. Kendisi oynuyor. Nasıl? Aa. Tabii tabii tabii. Ha, yargılanıyor hala oynuyor mu? Nasıl? Ya yani? Şöyle yargı süreci bitti bildiğim kadarıyla. Bir şey oldu ne derler? Bir aklanma durumu oldu bildiğim kadarıyla. Tamam. Normal hayatına devam ediyor olan. Çok ilginç. Fakat çok ilginç onun bir hikayesi nedir ne değildir. Şimdi ben abi hani hackerlık efendime söyleyeyim bu IT dünyası falan hani çok benim anladığım kafamın bastığı şeyler değil yani. Biz de onu soracağız. Anlatabildim mi? Benim çok bastığım şey yani evet abi hepimiz sosyal medyada bilmem ne de bir şeyler yapıyoruz ama hani yok abi o başka bir şey. Benim için hackerlık şimdi kulakları çınlasın şu anda Türkiye'de Uğurlu'da. Yurt dışında yaşıyor. Burada mı şu anda? Şu anda geldi bir aylığına Türkiye'de, Amerika'da yaşıyor. Ya benim için hackerlık şu. Biz eskiden Şişli'de aynı bölgede oturuyorduk. Birer sokak ara vardı. ICQ vardı o zamanlar. Tamam, Mırç falan vardı. Şimdi kızların yaşları yetmez onlara büyük aslında. Oğlum sana bir dosya yolluyorum, bir fotoğraf yolluyorum. Oradan bir baksana falan filan diye bana böyle bir Trojan program yollayıp bilgisayarıma virüs sokup ondan sonra bu yaz ne yaptığını biliyorum falan diye böyle ekranda böyle hani benim printer'ımdan o çıktı. Benim hacker anlayışım o anladın mı? Hani ulan hacklendik falan. Şimdi bambaşka bir dünya var orada anlatabildim mi? Dolayısıyla çok bildiğim bir şeyler değil ama enteresan bir dünya. Korkutucu bir dünya. Birazcık girdikten sonra şöyle şimdi biz manyak gibi bir restorana oturuyoruz hemen diyoruz ya Wi-Fi şifresi ne falan. Bu çok open tehlikeli. Mind çok tehlikeli bir şeymiş. Evet. Biz de şimdi yeni bir şey öğrendim. Restorancılar kızacak bana. O QR kodla menü okutmak da çok tehlikeli bir şeymiş. Çünkü bütün şifrelerinizi, bütün efendim banka account'larınızın şifrelerini ele geçirebiliyorlarmış falan. Böyle bir dijital hapis durumu var. Onun için çok fazla şey yapmıyor. Şu anda telefona başka bir gözle bakıyorsun değil mi? Evet abi ya. Eskiden aman dur. Burayı da paylaşalım. Ne yiyoruz falan diye paylaşıyorduk. Şimdi oranın Wi-Fi'ından çok paylaşmamayı düşünüyorum. Peki Hakan da oynuyormuş. Hakan da oynuyor. Yani bir komiklik var mı? Yok. Ha. Ya şöyle kendi içinde tabii bir sense of humor'u var işin tabii ki. Yani böyle bizim BKM tayfasından da oynayan birkaç arkadaşımız var. Şimdi biz Hakan ve ben işte birazcık daha veteran takıldık. Anladın mı? Şimdi çok fazla genç var işin içinde. Biz daha biraz böyle veteran takıldık. Abi böyle yapalım, şöyle yapalım bilmem ne falan filan. Dolayısıyla Hakan'ı da beni de daha önce görmediğiniz bir takım şeylerde güzel. Böyle biraz sertliklerde göreceksiniz. Harika. Ama keyifli oldu. Bayağı hani Fast and Furious tadında araba yarış sahnelerimiz falan filan çok var. Çok güzel. Yapımcımız Levent Bey paraya kıydı. Yurt dışından drone operatörü getirdi kendisi Rusya'dan. Hani böyle bayağı acayip sahneler çekildi. Keyifli olacak abi 30 Haziran'da görüşürüz hep beraber. Ya. Bir izleyelim fragmanı. Tabii evet. İzleyelim lütfen. Saldırının kaynağı da henüz tespit edilmedi. Wilf adında bir tane hacker Exit Holding'i çökertmiş. Oha inanmıyorum. Her şeyimizi kaybederiz oğlum. Anladım tamam hacker bulacağız bir yerden. Bir planın olduğu kesin. Troller işe yaradı. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Aynen öyle. Buldum burada. Allah kahretsin. Neden saldırıyor size? Aldığı sinyallerden hangi bölgede olduğunu bulduk amirim. Sedat ekipler hazırlar. Hırt taşıyor. Akşam araba yarışı var da trafiğe kapalı alanda yapıyorlar. İstersen sen de gel. Gönder gelsin. Düşman gönder gelsin. Ortama lev alıyor. Kendisi düz onu arıyor. Ramiz adı kefi çekiyor. Düşmanına ders veriyor. Hacker tanıdığın var mı canım? Bekle çünkü sıra bende.
çok güncel şeyler yakalanmış. Evet ya. Yani gençler oynamış, evet. Fenomen var, rap evet. var, evet. araba yarışı var. Evet. Ya böyle biraz böyle ortaya karışık, eğlenceli bir bir buçuk saat geçireceğiniz bir iş oldu bence. Anlatabildim evet, mi? Hani keyifli olduğunu düşünüyorum. Ha bu arada şöyle bir şey var. Ben sadece kaba kurgu gördüm. İnşallah hani önümüzdeki hafta oturup hep beraber bir seyredeceğiz falan. Kaba kurguda gördüğüm şey, abi hani tamam geldik bir buçuk saat güzel keyifli vakit geçirdik. Tamam hani hayatımıza devam edebiliriz. Yani illa her filmin de çok böyle bir mesaj içermesi gerektiğini düşünmüyorum ben hiç. Şimdi evet. öyle filmler de olmalı tabii ki. Oscar'lık oynamadın ya. Eyvallah ya yok ya. Dolayısıyla bu biraz daha böyle çıtır çerez bir iş. Güzel harikasın valla. Evet Jessica'cığım ne var ne yok? İyiyiz çok Nasıl şükür. Gidiyor hayat? Evet. Valla çok güzel gidiyor. Üçüncü kez de buradayım çok evet. mutluyum. Evet. Aa, Jessica benden şeymiş kıdemliymiş. Rekor kırdım ben galiba. çok güzel her şeyi. İşte Brezilya'ya gitme planlarımız vardı. Şimdi de biraz ertelendik. Niye? Yeni projem var. Onu başlayacağım işte Aralık'ta. Hayırlı şimdilik. Olsun. Dizi mi film mi? Teşekkür ederim. Bir tane festivallere gidecek bir film, bir sanat film başlayacağız. Süper. İşte böyle çok detay veremiyorum şu an ama çok güzel bir aylık bir kılıç eğitimden geçeceğiz. İşte hem tarihi hem şimdiki zamanlarımız, sahnelerimiz var. Süper. Orada iki tane karakter oynayacağım. Bakalım işte çok böyle dolu dolu. Ve... Bu bileklerle bu kollarla nasıl tutacaksın kılıcı merak ediyorum. Aslında da işte böyle bakınca çıktı kırıldı mı diyorlar ne diyorlar? Çıt kırıldım. Çıt kırıldı. İşte onu derler bana. Çıt kırıldım iyiymiş. Ben çiftlik çocuğuyum işte onu unutuyorlar. Ben çiftlikte büyüdüm. Yani süt 50 kiloluk süt taşıyarak işte babamla büyüdüm. O yüzden evet güçlüyüm ona güveniyorum. Süper. Fakat güzel bir eğitim. Biz Jessica'yı çok seviyoruz. Jessica Brezilya'dan geldi. ve inanılmaz derece Türkçe ve Karadeniz yaylalarında yaşıyor. Ve Brezilya'da süt sağarak geldi yani, buraya. Şu anda da bağlama yapıyor. Abi Türkiye'de en güzel. Ya, Brezilya ve Karadeniz yani bambaşka iki iklim ya. Aslında çok benziyor biliyor musunuz? Gerçekten mi? Brezilya çünkü, korkunç yeşil. Siz Amazon şey geliyor ya insanlara. Sana Rio, direkt Rio. Tabii şimdi hayır şey. Evet. Şimdi bizim kafamızdaki Rio'dan Brezilya şu ya. Hani Rio'nun ötesinde benim kafamdaki Brezilya şu. Oğlum bunlar yılbaşında denize giriyorlar. Okyanus evet. Anlıyor musun? Benim kafam... O okyanus dalgaları atlayarak evet yani şeyi sandalyenin içinde geçiyoruz evet öyle bir şey. Genel ben İç Anadolu diyorum. Çünkü şey diyeyim Paraguay, Arjantin'e yakınım. Orada deniz yok, okyanus yok bizde. Ama yani işte o Amazon kısmı var, o işte Atlantik ormanları var. Yani çok biraz şey. Biraz Amazon benim ilgimi çekiyor olabilir mesela. Karadeniz'e çok benziyor bu yüzden. Ben de eşim de Çayeli. Benim kütüğüm Çayeli. Kütük Çayeli mi? Kütüğüm evet. Çayeli. Çok iyi ya. Karadenizliyim ben. Süper ya. Abi böyle bir karma olabilir mi ya? Değil mi? Kendi hikayesi aslında film bence yani. Çok hiç değişik. Kimse de oturup akıl etmedi bunu yapmaya ama bence başlı başına bir şey evet, yani. Artık da çok şükür muhlama çok güzel bir şekilde yapıyorum. Yapabiliyorsun. Yiyorlar. Güzel. Evet. Evet. O yüzden ilerliyorum yani. Şeyin de gidiyor artık. Türkçedeki kırıklık da aksan tamamen gidiyor. Öyle mi diyorsunuz? Her geldiğinde şu anda ilk geldiğim programla hiç alakası gerçekten, yok. Gerçekten bunu sizden duymak. Çünkü en büyük takıntısı oluyor musun? Çok iyi hatırlıyorum. Vilma vardı bir Vilma arada. Vilma ve ikincisinden Vilma ile geldim. Evet. Birisi de Larisa ile gelmişti. Ha evet evet. Doğrudur. Biz gitsek böyle öğrenemeyiz. Vallahi yani. Vallahi öğrenirsiniz değil yani. Tabii ki. Bir de takıntısı var. Çok güzel konuşacağım Türkçe diye. Bırak işte sen aslında böyle hani. Eşin mi Karadenizli, Çayeli'li? Çayeli ama İstanbul'da. Tamam anladım. Okay, büyüdü. Yani. Eyvallah evet. Okey tamam. Abi Kütük Çayeli çok iyi abi. Yani doğum neresi? Benim. Evet. Brezilya. Brezilya hangi evet. şehir? Paranasici. Paranasici. enteresan bir geçiş. Evet, bir de evet. Rio mu yok Sao Paulo olsaydı. Tabii evet. Evet biraz uzaktayız. Yani benim şehrim bir de çok küçük. Diyorlar ki sen nasıl çıktın yani 10 bin kişilik bir kasaba nasıl yani büyük şehire gitmişsin ve yani Türkiye'ye geldin. Evet değişik bir şey kader işte yol seçmek gibi. Şeyler. Vallahi helal olsun abi. Çok iddialı ve çok başarılı. Peki şu anda orada halen bizim diziler izleniyor mu? Halen Güney Amerika iyi şey durumda mı? Bir Türk ara dizileri. Sırf Türk dizileri bayılıyorlar. Devam hatta değil mi? Hatta işte bir arkadaşlarım benim ailemin de oldu bir grubu var sosyal medyalarda işte konuşma gruplarından.
Türk dizileri diye geçiyor. Türk dizini yeni ne varsa takip ediyorlar ve diyorlar ki bakın bak böyle bir şey çıktı izleyin. Geldi. Ve enteresan bir şekilde orada kim yapıyor bilmiyorum ama altı yazı yapıyorlar. Dolayısıyla her şeyi izliyorlar şu an. Televizyon işte ulusal kanallarda var. Bir de internet üzerinde çok takip ediyorlar. Öyle böyle değil yani. Şu an Türkçe'yi o şekilde öğrenmeye başladılar. Ben annemi arıyorum. Annem izlemiyor ama annem Türkiye'yi de çok seviyor. Onlar geldikleri zaman işte çok sevdiler. İşte annem aradığım zaman annem şöyle başlıyor. Jessica, Allah Allah, merhaba falan olarak başlıyor. Anne de öğrenecek. Arkadaşlarım da işte kuzenlerim, arkadaşlarım da Türk dizileri izleyerek böyle ya, küçük küçük kelimeler öğrenmeye başladılar. Ve artık böyle konuşuyoruz yani. Mutlaka konuşmanın içerisinde bir tane Türkçe kelime yerleştiriyorlar. 10 bin kişiyi sen Türkçe öğreteceksin bence. Senin o küçük sen kasaba. Sen Portekizce'yi unuttun mu? Şöyle bazen gerçekten annemle konuşurken... Söylemek istediğim ve hatırlamadığım asla kelimeleri var. Neydi bunun Portekiz? Yani, neydi? Konuşmadıkça unutuyorsun. Dil öyle bir şey maalesef. Evet. Ya, ama işte güzel. Yani Türkçe konusunda da bazı günlerde işte uyanıyorum. Çıkmıyor. Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Asla o kelimeyi hatırlamıyorum ya da cümleyi kuramıyorum. Gitmiyor böyle. Böyle sırtıma biri vursun da çıksın istiyorum. Ama bazı günlerde çatır çatır falan çıkıyor. Çok enteresan. Neye göre bilmiyorum. Portekizce aynı şekilde ama biraz unutmaya başladığımı fark ediyorum. Rüyalarım Türkçe ama o ayrı. Rüyalarım Türkçe. Rüyalarım Türkçeymiş. Evet Dilara, sen de hoş geldin. Hoş merhaba, hoş bulduk. Gerçekten. Evet, sende de tiyatroyla başlıyor değil mi her şey? Evet, her şey oradan başlıyor. Yani aslında konservatuara işte girip oradan tiyatroya geçip işte bir süre tiyatro yapıp oradan asla para kazanamayıp. Ya. Dilara'cığım kulübe hoş geldin. Kulübe hoş geldin şekerim. Bir süre evet bir süre öyle gitti gerçekten. Sonrasında da işte dizi sektörüne girip bu sefer de işte sen tiyatrocu musun çok büyük oynuyorsun deyip. Böyle geçen hafta yani, konuştuk bunu. Evet. Evet çok karman çorman süreçlerden. O ciddi süreçlerden. Bir sıkıntıymış ya bunu evet. Geçen haftayı ben daha yeni öğrendim. Yıllardır gazetecilik yapıyorum. Ya bizim, büyük oynamak diye bir şey var. Evet. Şöyle bir şey aslında yani benim gördüğüm bu. Evet tiyatroda şimdi gerçekten öyledir yani en arkadaki insana bile kendini gösterip duyurman lazım. İşte televizyonda da kamera buranda o kadar büyük kendini göstermene gerek yok. Ama şimdi konservatuar çıkışlıyım ben. Ya insan bir öğretmez mi yani? Biz sadece tiyatro endeksli işte hazırlanıyoruz konservatuarda. Çıktıktan sonra da tabii balığa dönüyorsun yani. Hani bilmiyorsun çünkü kamera önünde nasıl oynanır. Oyunculuk oyunculuktur diyorsun. Böyle öğrendin. Yani öyle bir şeye giriyoruz maalesef yani bütün hani konservatuar ya da işte herhangi bir yerden eğitim alan oyuncular. Onu biraz açsana. Büyük evet oynamak ya. Ne demek? Bağırmak mı? Çağırmak mı? Arka tarafa duyurmak dediğin o değil. Yani sadece kendini göstermek mi? Nedir? Ya bütün mimiklerini olabildiğince işte en arkadaki o salonun en arkadaki insana bile ulaştırabilecek şekilde kendini göstermen gerekiyor oyununu. Şimdi televizyonda daha şey artık doğal oyunculuk diye bir şey var biliyorsunuzdur. Neredeyse sıfır mimikle buradan oynuyorsun. Yani kızgınken de böylesin, gülerken de böylesin. Ha, tiyatroda öyle bir şey yok. diye kahkaha atıp yani oradaki insana bunu göstermen gerekiyor yani. İşte ağlıyorsan da diye ağlayıp göstermen gerekiyor. İşte televizyona geçince böyle bir anda hepimiz peki böyle bir şey bola dönüyoruz. Televizyondaki doğru oyunculuk mu? Evet. Sanki o dediğinde hani yani ben yani çünkü televizyondaki cevap... de herkes senin gibi konservatuar kökenli olmadığı için alaylısı da yani alaylısı iyi yetişiyor bir şekilde tabii. Ama bazısı da sadece güzel biraz önce konuştuk işte sadece güzel kız işte yakışıklı olan diye ekranda yani orada doğru oyunculuk yapılıyor mu aslında dizilerde? Yani şimdi ona çok böyle bir wow yorum getirebilecek ne donanımdayım. Hani ne öyle bir konumdayım açıkçası. Yani Estağfurullah. size bırakmak isterim burada sözü ama hani bana kalırsa ufacık yani oyunculuk oyunculuktur bence. Hani duygu sana ne getiriyorsa onu göstermektir. Benim mesela yüzüm, gözüm yani hatlarım daha belirgin olduğu için ben ufacık bile bir şey yapsam aslında bazen çok büyük görünebiliyor. Bu benim stilim diyeyim artık yani bu benim şeyim ama şöyle bir bilmiyorum. Şey var. Şimdi Dilara'nın söyleyeyim. Esasında oyunculuk oyunculuktur. Yani o temel oyunculuktan bahsediyoruz. Yani kameranın oyunculuğu, perde oyunculuğu, sahne oyunculuğu diye bir şey ayrılamaz. Oyunculuk oyunculuktur. Ha şöyle dinamikleri yok mudur? Evet dediği gibi Dilara'nın efendime söyleyeyim. Şimdi sahnede
en arkadaki adamla en öndeki adam, o seyirci aynı tadı almak zorundadır. Hmm. Dolayısıyla siz en arkadaki oturan seyirciye de bütün hareketlerinizi, mimiklerinizi, diyaframınızı kullanarak sesinizi, efendime söyleyeyim, aynı seviyede onlara iletmeniz gerekir. Bu bağırmak değil. Dolayısıyla şimdi televizyonda bir kadraj var. O haklı olarak yönetmen diyor ki kadrajın dışına çıkma büyük oynayarak. Buradan kolun kesiliyor bilmem ne. Bu sinemada daha da fena. Senin sinemada yanlışlıkla yaptığın büyük bir hareket, o dev perdede bir anda seyirci şöyle ne oluyor lan, yiyecek mi bizi acaba oluyor. Anlatabildim mi? Dolayısıyla kendi içinde hepsinin ayrı bir dinamiği var. Ama temelde hepsi oyunculuk. Yani Dilara'nın söylediğini bir ekleme yapmak için söylüyorum. Hani gülmeyi de, ağlamayı da, sevinmeyi de, şaşırmayı da düz yapmamanız gerekiyor esasında. Dolayısıyla iç duygunuzu o yani vereceğiniz tonlamayla, söyleyeceğiniz replikteki duyguyla doğru verirseniz kaşınızı gözünüzü çok oynatmanıza gerek kalmadan bu işi çözebilirsiniz. Ama tabii ki bu yılların getirmiş olduğu bir antrenman, yılların getirmiş olduğu bir tecrübe. Şimdi ben onu çok iyi anlıyorum. Şimdi ben konservatuvarlı değilim, ben alaylıyım Dorman Tiyatrosu'nda, sen bilirsin Sinan. Biz de mesela Dorman Tiyatrosu'nda büyük büyük oynuyorduk. Sonra ben bir gün bir televizyon kanalında bir dizimi çekerken falan yönetmen dedi ki ne yapıyorsun? Abi oynuyorum işte, manyak mısın, ne yapıyorsun, bir sakin ol. Hani böyle böyle içine elektrik verilmiş gibi dedi ki bir sakin ol, daha küçük oynaman lazım. Hani ekonomik oyunculuk dediğimiz, hani millet ekonomik oyunculuk şey, ekonomik oyunculuk şey mi acaba, hani kazandığımız paraları iyi değerlendirelim, bitcoin alalım değil. Ekonomik oyunculuk daha böyle bir kalıbın içine doğru yerleşmekle alakalı bir şey. Dolayısıyla dediği gibi efendim biraz daha hareketleri, yani beden dilini kontrollü kullanıp duyguyla iş yapmamız gerekiyor. Bundan şu anlaşılmasın. Tiyatroda büyük hareketler yapıyorsunuz, duygusu şey mi? Hayır, değil. Oradaki duyguyla sahnedeki yani sahnedeki duyguyla, televizyondaki duyguyla ya da efendim söyleyeyim sinema perdesinde çekerken filmdeki duygu birbiriyle benzeşiyor ama aralarında nüanslar var. Bu arada inanılmaz, şimdi senin anlatana şunu anlıyorum, öyle oyunculuk deyip geçme yani, işte bir kendi kendinize anlatmış oldunuz buraya hep, yani ne yapıyor, iki hareket yapıyor, paraları alıp götürüyor falan dizilerde. Tabii. Öyle bir algı var. Öyle bir algı var. Şimdi bak ne güzel söyledin, dizi ayrı, sinema ayrı, tiyatro ayrı, hakikaten evet. Çok zor. Bizim işte de mesela köşe yazmak öyle baştan aşağı kadar sayfanın altına kadar yazmak değil, şu kadar alanda dünyaları anlatmak tabii, en değerlisi. Bu da tecrübeyle gerektirir. İşte onu anlatmadım. Yani bu kadar ekranda o yüz ifadesiyle o kadar üzgün olduğunu göstereceksin ki tiyatroda ağlayarak, bağırarak ağladığın aynı şeyi orada karşı tarafa da ağlatacaksın. O işte dediğin olay oynamakla ve tecrübeyle alakalı. Mesela bak şey çok daha zordur. Hani mesela şimdi, sinema filmi çekmek ve hikayeyi anlatırken yönetmen olarak zordur. Evet. Ama inan bana kısa film çekmek daha zordur. Millet her zaman şey zannediyor. Abi kısa film ne var? 17 dakika. Değil kardeşim. Bütün hikayeyi 17 dakikada evet, anlatman gerekiyor. Olmaz, evet. Sinema filminde öyle değil ki. Senin 95 dakikan, 100 dakikan, 120 dakikan var. Anlatabildim mi? Dolayısıyla mesela reklam daha da zor. 35 saniyede o ürünle alakalı olabilecek maksimum veriyi söylemen lazım. Ne kadar kısa o kadar zor. Zor. Buradan da şu anlaşılmasın. Ha. Aa, o zaman dizileri iyi ki uzun yapıyoruz. Anlaşılmasın ne olur. Hani ne olur anlaşılmasın. Ben ilk 30 sene önce bu işlere başladığım zaman diziler 40 dakikaydı. 60'a çıktı. Şimdi 180 falan herhalde. Evet. Yani oradan anlaşılmasın. Peki şimdi şey dediniz ya, konservatuvardan çıkıyorsun ve sadece tiyatro eğitimi alıp çıkıyorsun. Neden oraya koymuyorlar? Yani bu kadar diziler popüler, bu insanlar buradan eğitim alıp çıkıyorlar ve sinemada yapıyorlar, dizide yapıyorlar netice itibariyle. Evet. Çok mu zor bunu orada bir hocanın öğretmesi veya şey yapması? Bence asla zor değil. Hatta biz okul sürecinde bunu çok hocalarımızla da konuşmuştuk süreç içerisinde. Hani biz imza toplasak, böyle bir ders ekletsek, kamera önü oyunculuk. Çünkü bizim işte ben 2011 mezunuyum konservatuvardan. O zamanlar okula gelip yönetmenler ya da işte kast direktörleri oradan oyuncu seçerlerdi. Tabii o dönemlerde. Dolayısıyla şimdi zaten öyle bir havuzun içindeyken hani biz bunu neden görmüyoruz? Tartışmıştık o zamanlar ama sanırım çok da başarılı olamadık. Yani Türkiye'de başka zaten okullarda var mı bilmiyorum, özel okullar hariç. Ben Anadolu Üniversitesi mezunuyum. Bizim dönemimizde yoktu. Şu anda da yok diyebiliyorum hala ama bence kesinlikle olması gerekiyor. Çünkü
bir oyuncu maalesef ki gönül ister ki evet sadece tiyatrodan kazanabilelim. Hani hayatımızı idame ettirebilelim. Çünkü çok güzel bir şey tiyatro yapmak. Ama maalesef ki ekrana da geçmek zor. Yani maalesef ki derken hani bir tek orayla götüremiyorsun hayatını. Ekrana geçeceksin. Orada da oyunculuk yapacaksın ama onun evet. dinamiği başka. Dolayısıyla onu niye öğrenmiyorum? Sonuçta ben oyunculuk öğreniyorum. Total bir şey öğreniyorsam. Oram eksik kalıyor. Çıkınca da işte artık deneyimlerle yerlere vurula vurula artık işte böyle ne yapıyorsun dene dene bir şekilde öğreniyoruz yani. Evet. Bence büyük eksik evet. Evet Jessica, bayram geliyor. Bayramda neredesin? Bayramda buradayız. Evet. Ya iki gün Kıbrıs'a gideceğiz ama... Hayır yok yani aile ziyaretleri. İşte Brezilya Aralık. Aralık'ta gidiyorsunuz. Ertelendik işte projeden tabii, dolayı. Tabii orada sizin bayramlara gidiyorsunuz. Burada bizim şu anki bayramımızdayız Aralık'ta. Evet orada işte yılbaşı evet. geçiyoruz ailemle beraber. En güzel dönemi herhalde değil mi? Yaz ne, oluyor. Çok sıcak. Yaz, çok sıcak. Ha tam tersi doğru. Tam tersi abi doğru. Onu demek istiyorum ya. Şu anda kış orada. Kış orada. Abi yılbaşında evet, denize giriyorlar. Yani doğru, bize, doğru. Bizim yani, evet. yani bizim kış dediğimiz zaman da onlar... Ben Ekvator hep aynı çizgide zannediyorum ama yok. Oradan da kışı doğru. Şu an ailem donuyor orada. Öyle mi? Çok evet. Biraz sert bir kış geçiriyorlar bu sene. Ama Aralık'ta gitmeye çalışacağız ama bayramda buradayız. En yakın adetlerimiz hangisi? Öyle bir hiç düşündün mü? En yakın... Yani... Ya da çok şaşırdığın tam tersi en uzak. En uzak altın meselesi. Çünkü Brezilya'da altın, altın evet. görmüyoruz. altın. Sahte altın görürsünüz. Jessica'cığım rahat ol. Da. Biz de göremiyoruz artık. rahat ol. Hayır. Sen Brezilya'ya git o zaman gördüğünü çok iyi anlayacaksın. Her yerde altın var burada. Orada görmüyoruz. Ben ilk ya görüyorsun da sahte. Anladım. Burada işte her yerde var ama bu takma meselesi en böyle farklı gelen şey benim için. Onun dışında sepetle bir şey indirmek. Hala yani çok aşırı yani sepet indiriyor kedi bile sepet atlayıp geri getiriyorlar eve falan. Muhteşem bir şey. Bir de yani çamaşırları asmak işte bir binadan diğer binaya o da çok değişik geliyor. Brezilya'dan işte. İyi, aslında o İtalya'da da var. Yani şimdi, Akdeniz ülkeleri aynen, var. Türkiye'de bir şey değil. İspanya'da İtalya'da var. Onu bir tek burada gördüm. Aa, altın zaten Orta Doğu'da da var. Sen peki sen Brezilya'dan ilk çıkışın yurt dışı yabancı ülke Türkiye mi oldu? Türkiye. Türkiye oldum. Tamam, evet şimdi. İlk ülkem burası oldu. Sonra ben işte gezdim Avrupa'yı işte diğer ülkeleri ama... İlk yani dışarıdan gördüm farklı şey işte buranın. Ayrıca yani İstanbul'a denk geldim. Yani gerçekten ilk İstanbul'a geldiğimde 24 saatte hiç durmayan bir şehir yani. Hiç durmuyor sürekli. O işte evet dünyada bizim en orada özel, en büyük özellikten sonra bir tanesi. Kimse yok sokaklarda. 24 saat yemek yiyebilirsin, 24 saat bir şey satın alabilirsin. evet, ayakkabı bile alabilirsin, her evet. şey yapabilirsin 24 saat içinde. Gerçekten hiç durmuyor. Orada işte 7'den sonra her yer kapanıyor. İşte insanlar böyle... şey olmaya başlıyor, boş olmaya başlıyor. Herkes evinde. Ama burası hiç durmuyor. O çok başka bir şey yani. İstediğin zaman yani ben saat işte 11-12'de çıkıyorum. Parkta baktım bir köpek var. Ona gidiyorum mesela. Annem diyor ki ama saat 11-12 oldu. Korkmuyor musun? Hayır annem çok rahat. Çok güzel bir şey. Herkes zaten dışarıda hiç durmuyor burası yani. Orası gibi bilme. Ki zaten geldiler gördüler de işte alışkanlık. Süper, harika. Peki bir dönem şey vardı böyle senin gibi aksanı bozuk ister istemez yani hani başka bir ülkeden geldiğin için oyuncuları oynatmak ve hani o aksandan da faydalanmak çok popülerdi. Sonra birdenbire yine öyle yabancı oyuncuyu oynattılar ama aksansız olsun istediler birdenbire. Hı hı. Böyle bir durum yaşandı. Hala öyle devam ediyor mu? Yani sana gelen dizi tekliflerinde hala böyle ya da önerilen rollerdeki şey değişti mi? Nasıl oldu? Etrafımdaki insanlar işte bana bazen şey söylüyorlar. Oyuncu arkadaşlarım. Yani senin çember çok dar. Ya aksan olduğu sürece sadece yabancı rol oynayabilirsin ki ben... oyunculuk maceram sette başladı. Benim evet. eğitimim sette, ilk setimde gördüm ben. Ne öğrendiysem ilk oradan başladı. İşte sağ olsun ustalarla beraber işte bana anlatarak böyle yap, şöyle yap, yok böyle tonlama, doğrusu böyle yanlış yapıyorsun. Ya kameranın önünde nasıl durmam gerektiğini orada anlattılar bana her şeyi.
Ama işte yani çemberin çok dar. Aksan olmazsa işte daha fazla çeşit çeşit oynayabilirsin diye söylüyorlar. Fakat yani her zaman bugüne kadar oynadım. Türk karakterde oynadım. En son yaptığım projede aslında benim karakterim Türk. Türkiye'de doğdu. Ama her zaman yurt içinde bir ayak var işte. Ya annesi ya da babası. Ya da yurt içinde yaşamış, evet. Sonradan buraya gelmiş. O yüzden böyle bir hafif aksanlı bir karakter oynamış oluyorum. Çalışmak istiyorum. Bazı insanlara daha önce çok bilinen büyük oyuncularla konuştuğumda sen hiçbir zaman bir Türk gibi konuşamazsın. 7-24 çalışsan da aksanın gitmez. Çünkü senin işte konuşma şekli, dilin farklı vuruyor Portekizce ana dilinden dolayı. Bizimki başka kullanıyor falan. Ama bana şöyle bir şey anlattılar. Son zamanlarda bir tiyatro oyun ile bir görüşme yaptık. İşte onu çok yapmak istedim fakat bu filmden dolayı tarihler çakıştığı için onu yapamadım. Yoksa ben de tiyatroya adım atmış olacaktım bu sene. Bana dediler ki yani melodi ezberlersen o zaman evet yani bir Türk gibi konuşabilirsin. Aslında melodi ezberlemen gerekiyor. Yani ya tonlama işte vurguyu ezberlemen gerekiyor. Çok takıntılıyım evet, ben daha düzgün konuşmak istiyorum. Ne kadar sürer bilmiyorum. Belki 60 yaşında 70'e geldiğimde düzgün konuşmuş olacağım. Bilmiyorum, belki de hiçbir zaman ama onun için bence en önemlisi çalışmak. Çünkü ben bunu durmadan yapmaya çalışıyorum. Ama evet etrafımda işte böyle bir şey var. Bazen bakıyorum yabancı bir rol var ama Türk birisini oynatıyorlar. Evet. Bunu çok görüyorum daha doğrusu. Evet. Nedeni bilmiyorum. Ama belki başka faktörler var işin içinde ama işte belki işte son zamanlar senaristler bir şeyden dolayı yabancı kökenli biri yazmaya devam edip de ya da benim üzerine bir hikaye yazılması evet. gerektiğini aslında farklı fikirler geliyor hep etrafımdan. Evet. Kimse hiç bozma diyorlar senin özel yapan şey işte aksan. Kimse de daha düzgün konuş evet. işte bir Türk gibi konuşmaya çalış. Tam bir kafa karışıklığı. O yüzden herkesten böyle bir şeyler gelince ben kendim için evet Türkçe'ye daha düzgün konuşmak istiyorum. İnanılmaz akıcı ve çok iyi konuşuyorsun. Bence evet. Bazen çok takılıyorum. Geliyor. Hayır şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben burada canlı yaşamışım. Her geldiğinde üstüne bir şey koyuyorsun. Şunu nasıl diyordunuz falan yapmıştın. Hiç şöyle bir zıt diye gitti. Bak ben de uzun zaman sonra seni ilk kez bu kadar uzun sohbet ediyorum. Kesinlikle süper bir ilerleme var. Rahat oluyor. Bu kadar da dört dörtlük olmam. Ben dört dörtlük konuşamıyorum. Yani ben dil doğru. çok seviyorum. Yani hiç. Türkçeyi çok seviyorum. Çok hayır. güzel geliyor kulağıma ve her seferinde işte bunu daha nasıl düzgün konuşabilirim? Aslında sadece oyunculuk için değil, hayatım için istiyorum. Daha iyi konuşmak istiyorum. Dilin güzeli geliyor bana işte. Düzgün konuşsun işte sizin aranızda. Evet, tatil. Motosiklet mi, karavan mı? Hepsi. Hepsi. Ya. Hepsi. Ya şöyle... Nasıl bir yola çıkma? Var mı plan? Var ya, vardı esasında ama tabii ben gidemedim. Şimdi benim 2018'de beraber Norveç'e gittiğim arkadaşlarım, tayfam şu anda İzlanda yolundalar. Motosikletle mi? İzlanda. Motosikletle Norveç'e gittim ben 2018'de. İşte 26. İzlanda yolunda dediğim bir yerden gemiye bindiler herhalde. Şöyle daha binecekler. Ha. Daha henüz binmediler. Perşembe günü çıktılar çünkü. Daha önce biraz daha ilerliyorlar. Sonrasında bir yerden tabii ki gemiye binecekler. İki gün gemi feribotla gidecekler falan. Ben gidemedim. Hem işler vardı hem şey vardı. Ne yalan söyleyeyim. Dolayısıyla bu sene böyle biraz yurt içinde takılasım var. Motorla işin gerçeğini söylemek gerekirse. İşin gerçeği dolarla euro olabilir mi? Ya o da var. O da faktörlerden bir tanesi. O da faktörlerden bir tanesi. Yani euro hani ve dolar aldı başını gitti. Hani sterlini konuşmak bile istemiyorum falan. Bambaşka yerlere gitti. Biraz daha dedim ki bu sene biraz daha Türkiye'ye takılsak. Şu Erzincan Taşköprü yoluna gitmek istiyorum. O yol çok iyi bir yol. Çok evet biliyorum ben o yolu. İnanılmaz güzel bir yol. Süper olur. Nesi var bir anlatsanıza ben bilmiyorum. Çok yani. Hem virajlı hem inanılmaz efendim söyleyeyim doğa harikası. İşte İzlanda'nın bir versiyonu. Yani. Evet. Yeşil. Evet. Sular akıyor her yer. Evet. Çok. Yani çok acayip. İtalya'daki Dolomitlere evet. birazcık benziyor. Karadeniz yapma ihtimalim var. Hatta Karadeniz'e gitmişken oradan bir bak şeye mi geçsek, Gürcistan Batum'a mı geçsek? Yani oraya kadar gelmişken sınır kapısı bir girdi çıktı yapmayalım mı ya falan gibi. Hani zaten o kadar bir girdi çıktı yapacak kadar.
Bir Artvin falan işte oraları bir yapasım var. Çünkü bir takım işler var outdoor'la alakalı yapacağımız festivaller falan filan var onlarla. Bir de bir yaz tatili düşünüyorum motorla bir Gökçeada falan filan. Oo, ya ben ben yani çok net bir şekilde yani 3 gün binmeyeyim bir yerlerim kaşınmaya başlıyor benim. Yani çok seviyorum ve elim ayağım da müsaade ettiği sürece de bineceğim buna. Evet İstanbul'da ya aman çok tehlikeli değil mi falan. Ya motosiklet tehlikeli değil maalesef ki. Diğer sürücüler tehlikeli bizde. Yani çok net söylüyorum bak 26 gün 16 ülke 11 bin kilometre yol yaptık. İşte buradan İstanbul'dan Türkiye'den çıktık. Norveç'e gittik. Norveç'ten Finlandiya, Helsinki, Letonya, Litvanya, Ukrayna falan filan geldik. Bir kere kaza tehlikesi, bir kere ölüm tehlikesi atlatmadık. Bulgaristan'dan kapıdan içeri girdim. Eve gelinceye kadar 268 kilometre 3 kere tırın altında kalıyordum. Ya anlatabildim mi şimdi? Ya bunu çözmemiz lazım bizim bu ülkede. Şimdi ben burada bir şey dikkat edeyim. Ben de şimdi araba sürücüsü olduğum için yani şunu ben de şundan muzdaribim lütfen. Senin gibi senin bahsettiğin motor gezileri ya da ayrı bir de kamikaze. Evet. Kamikaze. Bu meslekleri söylemek istemiyorum. Evet, şu an o arkadaşı evet. Çürsemek istiyorum evet. Ama evet, yani sağdan soldan bir, yani aynı arabanın fikirde. Çizilmedik yeri kalmadı. Ben normal düz yolumda gidiyorum yani. Kusura fikirde. Bakma abi deyip sonra ne yapayım? Yok doğru söylüyorsun. Yani bu içimizdeki Apache'yi öldürmemiz lazım bizim. Evet. Bu içimizdeki Apache'yi öldürürsek herkes birbirine daha saygılı olursa. Anlatabildim mi? Çünkü ya yani ülkede ciddi bir sabır seviyesinin yerlerde olduğu bir durum var. Herkes evet. Trafikte birbiriyle kavga ediyor. Şimdi motorcu da ona küfür ediyor. Abi oradan gideceksin ben diyor. Öteki de diyor ki ulan biz dünyanın parasını verdik gidemiyoruz. Herif sağımızdan gidiyor diyor. Dur ben bunun üstüne bir kırayım falan diyor. Şimdi herkesin birbirine bir saygı çerçevesi içerisinde yaklaşması lazım. Herkesin bir sakin olması lazım ülkede. Yani biz bence sakinliğimizi kaybettik. Mesela iki gün önce bir motorlu arkadaşı gördüm yanımdan geçiyordu. O kadar ayaklarını böyle tepiyor. O devler var ya. Ha, video sonuna kadar açmış. Tabii tabii. Işıklar yürüyen diskotek. Gidiyor. Aynen öyle. Ayaklarını da böyle koymuş. Dedim ki bu nasıl bir... Ben yanıyorum arabanın içinde. Daha yeni binmişim. Klima da daha tam ülkeye gelmedi. Nasıl bir keyif dedim. İki arka arkaya böyle kimin nereye gidiyorlar? Sinancığım bu iyi senaryo. En sağdan. Bu iyi senaryo. Bir de bunun kötü senaryosu var. Yağmur yağıyor ve motordasın. Böyle bayağı sıçana dönüyorsun. Sen arabanın içinde sineceklerle takılıyorsun. Bir de buradan bakalım. O yüzden yazın. O yüzden herkes herhalde yazın daha çok kullanıyor. Nedeni bu herhalde. Buradan bakalım. Doğru yani. Ya ben hani kar harici biniyorum. Yalan yok. Çünkü ben hani motoru hakikaten şehirde çok ciddi bir trafik problemi var. Aynen. Kalabalık anlamında yani hacimsel anlamda. Motorla gün içerisinde motorum olmazsa 3 tane toplantıyı gerçekten yetiştiremem. Buraya motorla mı geldin? Yok o kadar değil. Hani dedim ki bugün işe geliyoruz. Ha. Sağ olsun kanal aldı. Efendime söylüyor. Ama yani efendim arabamız yok falan deseler motorla gelirdim yani. Anlatabildim mi? Çünkü rahatlık. Evet. Ben arabayla bir yerden bir yere gitmek, park etmek falan. Bak yaz geldi şimdi gün geliyor. Hele yaz zamanı daha çok motora bindiğim için ben. Hani hiç böyle hani toplantım falan böyle şıkır şıkır giyinmiyorsan falan. Hani bazen 45 gün 60 gün falan arabayı çalıştırmadığım oluyor. Servis arkadaşım var şey diyor ara ara bir çalıştır da bir de akü masrafı çıkmasın evladım sana falan diyor. Bir grubunuz var o zaman sizin. Ben çok ya var ama öyle çok grupla kalabalık grupla çok dolaşmayı sevmiyorum şimdi gerçekten söylemek gerekirse. Çünkü yani nerede çokluk orada. Orada hani şey anlatayım. Az insan fazla doğa. Efendime söyleyeyim tabii yani gidelim ormanda sincap besleyelim, tilki besleyelim benim için daha mutluyum. Ben çok daha keyifliyim. Peki karavan hikayesi bir ara karavan bakıyordun çünkü onları hala görüyorum. Bakıyoruz. Hala bakıyoruz. Ve baktıkça o bizden uzaklaşıyor. Ben bakıyorum hani dur şimdi yaklaştık galiba diyorum. Euro alıp götürüyor onu benden. Dolayısıyla ya var aklımızda bir şeyler var. Yani ben çok... Sen de bir yerden başla kardeşim. Git de Yemen'in 1,5 milyon 400 bin liraya karavan var. Onlarla başla. Bak. Abi doğru söylüyorsun. Muhakkak ki de hani biraz daha böyle hani konforlu olsun. Ben şimdi yıllarca kamp attığım için
çadır madır falan filan. E bir de artık yaş kemale erdi. İnsan biraz daha konformist yaşamak istiyor. Şey diyorsun yani abi ordoa muati ulan abi L3 L4'te de sıkıntı çıktı. Ulan bu galiba hani matı değiştirmek mi gerekiyor falan. Artık ondan biraz daha hani konforlu şeyler arıyorum. Bir araç üstü çadır madır bir şeyler yapacağım. Var aklımda güzel vay, şeyler öyle var. Öyle bir şey mi var? Araç tabii, üstü. Tabii, tabii araç üstü çok çadır çok, çok konforlu şeyler var. Bir de yani gerçekten bizdeki yerli üreticiler birazcık artık Türk evet. kampçısının. Özellikle pandemiden sonra çok gelişti. Pandemiyle inanılmaz patladı mevzu. Biraz daha abi bak şunu da öyle yapalım rahat etsinler falan. Hani böyle. Araç üstü tiny house'a dönüyor olay neredeyse. Evet yani. Ama nerede? O kadar da değil tabii. Yani. Yani. Mesela şimdi benim bir tane pick-up'ım var. Marka söylemeyeyim de. O pick-up'ın kasasını komple mutfağa çeviren sistemler oldu. Böyle acayip çekmeceli yani. Çekiyorsun tık tık lavabon var. Efendim ocağın var falan. Çok iyi ya. Tabii tabii tabii. Yani şimdi Türk insanına İyi hizmet verirsen, biz hizmet almayı seven bir evet. toplumuz. İyi hizmet verirsen, bunu satın almak için kafasında soru işareti olmuyor. Ne? Ocak mı? Ver babacığım. Ne? Lavabo mu? Onu da takalım abi. Duş mu? Ver onu da ver falan durumumuz var. Dolayısıyla o bizim sanayici tayfa, genellikle de böyle hani bu sanayici tayfa yapıyor bunu. Çünkü hobi diyor ki abi yıllardır bir araştırdık. Ya bizim burada zaten kendi fabrikamız var. Alüminyum işi yapıyoruz. Biz niye bu işe girmiyoruz diye çok bir sürü arkadaşım var benim. Evet, evet. Bir girişimci ruhuz ya. Çok, biz yaparız evet, abi. Evet, çok sen çiz getir bana ben onu hallederim. Aynen abi. Çok da ciddi dediğim gibi bir hani doğaya dönüş söz konusu var. Evet. Hem maddi olarak çünkü otellerin fiyatları saçma sapan yerlere gitti. Hem de insanlar artık biraz daha toprağa basmak istiyorlar. Çok beton oldu bu şehir. Evet. Bir de şey doğa güzel ya. Doğa. Ben şimdi Türkiye'de yani gittikçe karış karış dolaştıkça inanılmaz. Geçen gün şimdi heyecanla ona gideceğim. Şırnak'ta rafting keşfettim ya. Vallahi. Şırnak'ta tabii, rafting. Tabii. Suyun rengini ve kanyonu görsen yani, efsane. Yani Şırnak ve rafting'i aynı cümle içinde kullanmak bile garip geliyor. Efsane ya. Yani, efsane. Şu anda heyecanla onu bekliyorum. Zamanını ayarlayacağım. Şimdi Şırnak'taki durumu tam bilmiyorum ama biliyorsun bu rafting işi biraz daha suyun debisinin coşkulu olduğu zaman da yapılması gerekiyor. Evet, evet. Efendim debi nedir? Anlatayım Jessica'cığım sana. Daha akıntı olması gerekiyor ki daha heyecan olsun. Jessica sana cevap veriyormuş. Debi neydi? Debinin ne olduğunu ben biliyorum. Çok güzel. Evet siz hanımefendi tatil planınız? Var mı? Aslında çok güzel planlarım var ama bilmiyorum işte bu dolar euro. Herkes aynı konudan mı? Herkes ekonomi. Türkiye'de güzel. Türkiye'de hani şöyle bir durum var aslında ya. Benim İtalyan bir arkadaşım var. Christina. Bana mesela davetiye gönderdi şu an. İşte biletlerimizi aldık. Her şey okey. Randevu bulamıyorum İtalya. Aa, evet. Evet. Bulamadım bir de, bulamadım. Vize problemi var şu anda. Evet. Vize. Bulamadım. En sonunda bu arada şöyle bir şey de oluyor. Gidiyorsunuz o işte özel bir şirket almış. Evet. Özellikle İtalya ve Almanya'yı. Aracı evet. firmayı diyorsunuz. Gidiyorsunuz oraya diyorsunuz ki ya böyle böyle hani ben internette randevu bulamıyorum. Hani bir şey yapamaz mısınız? Çünkü hani şeyim var, biletim var, her şeyim okey falan. İnternette yoksa yoktur. Ama işte özel şöyle bir paketimiz var. Hemen tabii. şu kadar para verirseniz size hemen veririz. İş ticarete dönmüş vaziyette. Yani ha öyle tabii. bir şey var. Tabii yani. Tabii. Madem vize varsa, işinde korkunç bir para dönüyor. Evet. Acayip bir şey. Acayip bir sistem. Yani böyle zor bela ben bir şekilde buldum şimdi randevuyu ama yine de korkum var. Acaba vizeyi alabilecek miyim? Bence sen neydi? Christina mıydı? Elizabeth? Christina. Onu buraya çağır. O zaten hep gelip gidiyor. Yeah. Hep yani. Gelip gidiyor. Şimdi bizim bir minivan şeyimiz var böyle bir hayalimiz var. Ha. İtalya'yı minivanla gezmek. Bir karavan olmasa da. Yo, camper tadında bir şey evet, yapacaksın. Çok güzel, tatlı çok keyifli. Bir hayalimiz çok var keyifli. Ya inşallah olursa yani buradan İtalya Başkonsolosluğu'na sesleniyorum. Evet. Abi şöyle bir şey var dediği doğru korkunç bir vize problemi var. Ben geçen hafta şeydeydim. Frankfurt Türk Filmleri Festivali'ndeydim. Orada sunuculuğunu yaptım. Açılış, kapanış, işte welcoming partilerini falan filan. Birçok ödül alan yönetmen vize alamadığı için, Almanya vize vermediği için ödüllerini almaya Almanya'ya gelemediler. Korkunç. Çok ciddi bir vize sıkıntısı var. Ya o diplomatik açıdan hani artık nasıl halledecekler, nasıl çözecekler, bizim Türk hükümetiyle görüşecekler, nedir ne değil ya bizimkiler onlarla görüşecek herhalde falan. Bir vize problemi söz konusu. O konuda hak veriyorum. Evet. İnşallah alırsın.
İnşallah yani alabilirsem bir İtalya. 6 ay aldım mı böyle Allah'ın falan diye seviniyor insanlar. Ya alamazsam da böyle bir kaçak işte... yoluyla belki. Kaçak buradan canlıyı da koyuyor. Botla. Ege turu diyelim. Jessica sen Türk pasaportunu aldın. Almadım. Almadın. Yok almadım. Şöyle Brezilya pasport biz bütün Avrupa'yı vizesiz girebiliyoruz. Peki Türk sen Türk vatandaşı şey olamıyorsun. Kimliğim evet. Ha o yok, pasaport mu alamıyorsun? Ben pasaport almadım. Ha sen bilerek almadın. Tamam. Çünkü okay. Brezilya pasaportu biz bütün işte Avrupa'yı vizesiz girebiliyoruz. Ama eşim Hüseyin alması gerekiyor. Ha alması gerekiyor. O Brezilya pasaportu onun, alamıyor. Yok. Orada bir sene aralıksız yaşaması gerekiyor. Tabii tabii. Bir şey değilmiş ya bir sene yaşasın adam ortada. Öyle işte gidemiyor bensiz. Yani ben dedim ki ben de Türkiye'deyim. Ben gitmiyorum ben Türk'üm diyorsun. Çok güzel. Gitmiyor ben de. Harika. Ben kimliğimi aldım yani her yerde. Hatta az önce çantamda basın danışma diyor ki dursun burada alırım. Sonra dedim ki hayır sende dursun. Kimliğim sende dursun. Hiçbir yerde bırakamam kimliğim. Bensiz. Yani onu... evet onu aldığında ben ilk günü hatırlıyorum evet. Da çok heyecanlıydım. Ya çok süper. Acayip bir his. Gerçekten. Peki Yusi sizin oyun sezon finali yaptı. Sezonu finali yaptı bitirdik gibi. İşte biz ona 2019'da 300 küsür oldu değil mi? 300 küsür oyun oynadık. 2019'da başlamıştık. Evet. 2019'da başladıktan sonra pandemi yaşadık. 1,5 sene evde oturduk. Efendim söyleyeyim pandemiden çıktık tam toparlanıyoruz falan filan derken deprem oldu. Arada seçim oldu yani. Nasıl biz... yani 319 dediğin zaten bir yıl oynamışsınız neredeyse hiç durmaksızın. Onu da bir yıla mı sığdırdınız? Yok hayır hayır ha, 2019'da başladık. Başladık araya pandemi girdi diyor. 2023 itibariyle. Evet. Hayır 1,5 yıl pandemi vardı hiç oynamadık. 6 ay hiçbir şey yapamadık. 2 yıla sığdırdık. 1,5 yıl bu pandemiden dolayı tabii bütün sahneler evet, kapalı evet. Falan filan hiçbir şey yapamadık. Sonra pandeminin birinci yılından sonra böyle hani boşluklu bir boş bir dolu sistemiyle oynamaya başladığımızda yavaş yavaş bir ivme kazanmaya başlamıştık falan. Çok maliyetli olmaya başladı artık işler. Efendime söyleyeyim sahne kiraları falan filan çok şey oldu. Nasıl olacak nasıl bitecek bilmiyorum seneye. Yani bu çok ciddi bir problem esasında. Yani sahneye sahipleri %200'den fazla zam yaptılar sahnelere. Biz aynı oranda biletlere %200 zam mı uygulayamadık? Evet. Uygulayamayız yani. Şimdi ben hani burada hani konuşuyoruz şimdi 200 liradan satıyorduk biletleri. Şimdi 600 lira yaptığımı düşünsene. Beni gişenin önünde taşlarlar beni herhalde. Evet. Ne yapıyorsun sen dalga mı geçiyorsun bizimle diye. Birebir oranda yansıtamıyorsun. Maliyetler birbirini karşılamaya başladı. Devamlı cepten bir şeyler veriliyor falan. Hani attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değmemeye başladı. Ve ben dedim ki ya acaba tek kişilik bir şey mi yapsam diye şimdi ara ara böyle evde bir şeyler yazıyorum. Sonra beğenmiyorum, siliyorum. Önce çünkü yazarken benim kendime gülmem lazım. Ben güleceğim ki kendime. Hani benimle beraber seyirci de gülsün. Yazdığın şeye gülebiliyor musun öyle geçen? İşte bazı hikayelerime gülüyorum sonra hatırlıyorum falan. Ama kendini anlatıyorsun bu tek kişi. Evet. Kendi hikayelerimi anlatacağım. Bence komik hikayelerim. Kendi hikayelerimi anlatacağım. Babamla olan hikayelerim var. Efendime söyleyeyim. O animasyonluk bölüm, animatörlük bölümü. Animatörlük, profesyonel yani. Oyunculuğa geçmeden önce 2 yıllık bir animatör geçmişim var benim. Evet. Animasyon geçmişim var. Orada çok eğlenceli hikayelerim var. Onları biraz anlatacağım. Biraz sahne üzerinde eğlenceli olacağını düşünüyorum. Bir de tabii bizde şey merak ediliyor ya hani Cem Yılmaz'ın dediği gibi hani biz sanatçılar çok bambaşka bir hayat yaşıyoruz zannediyorlar. Nerede bu çocukların buzlu bademi falan filan gibi. Anlatabildim mi? Şimdi esasında biz de normal sıradan insanlar gibi normal insanlarız. Kardeşim ben de sabah kalktığım zaman hani ya biraz kilo aldım acaba biraz diyet yapıp yulaf mı yemem gerekiyor diyorum ben de normal insanlar gibi. Hani biraz da o hikayelerle biraz hani şey yapmayı düşünüyorum süslemeyi düşünüyorum. Bakalım. Hani sezonu öyle bir şeyler yapacağım herhalde. Çok güzel. İyi hadi bakalım. Kendine ait binası olan tiyatro var mı? Var tabii ki. Bir kere en son Şevket Çoruh işte baba sahne. Hmm. Ha doğru kendi. Onun şey. Ya bina komple onun değil. Hayır şundan bahsediyorum. Yani sonra kira vermiyor. Yani onun o zaman. Yıldız Hoca zamanında yapmış bu işi. Yıldız Kenter. Hmm. Kendi Kenter Tiyatrosu. Kendi binaları mümkün. Tabii ki efendim söyleyeyim. Ama mesela yurt dışında böyle değildir. Yurt dışında yapımcılarındır. Yani prodüktörlerindir binalar. Prodüktörler
işte yönetmenlere, oyunlara, oyunculara, yazarlara bir takım paralar öderler ve onlar yaparlar şey değildir. Ama kendi binası olan hani... Peki 1-0 önde midir o kişi? Bence 1-0 öndedir tabii ki. Yani evet. Sahne gideri... En büyük gider kira mı? Sahne gideri, sahne kirası çok büyük gider. Hı. Tabii ki ama şöyle bir şey var. Onun da kendi içinde şöyle zorlukları var. Şimdi o binanın çalışanı var. O çalışanın SSK'sı var. O çalışanın gideri var. Elektrik, efendim söyleyeyim. Doğalgazı, suyu. Doğalgazı, suyu, temizlik gideri korkunç bir kalem. Anlatabildim mi? Evet. Şimdi kendi içerisinde tabii ki şey... Dolayısıyla ister istemez kendi binasının, kendi sahnesinin sahibi olan tiyatro grupları da sadece kendi oyunlarını oynayarak hayatta kalamazlar. Hmm. Sahneye dışarıdan kiraya vermek zorundalar. Hmm. Rahmetli Ferhan Şensoy'un da kendi sahnesiydi. O da mesela şimdi ne olacak ne bitecek bilmiyoruz. Yani mesela hani ki orası da çok eski bir yapı olduğu için böyle bir ara demişlerdi ki her sene işte 0.5 santim oranında yatıyor bina falan filan gibi bir şey söylüyor. Ha, onun altı kaç yıllık bir han orası. Doğru söylüyorsun. Ama ne kadar zorluk yaşarsa yaşasın tiyatro, ne kadar efendime söyleyeyim dertli olursa olsun her zaman hayatta kalmayı becermiş ve bence her zaman da hayatta kalacak bir sanat dalıdır. Kesin. Antik tabii. Yunan'dan bu yana geliyor. Tabii. Anlatabildim mi? Halkın da ilgisi artmaya başladı korkunç derecede. Evet. Tabii. Hele pandemiyle beraber. Evet, şöyle bir şey oldu. Ya bu pandemi patladı. Ben aman pandemi patladı. İşte hiç unutmuyorum. 15 Mart 2020 tiyatrolar, sinemalar, konserler kapandı. Eve girdik. Ya dedim tamam bu sezonu erken kapadık. 2-3 aya bu iş biter herhalde falan diye düşünüyordum. Ben 1,5 sene sürdü falan. İnsanlar evlere kapandılar ve pandemiden sonra dedim ki ben bak bu pandemi bitecek inşallah, korkunç bir sosyal patlama olacak. İnsanları evlerine sokamayacağız dedim evet, ben. O oldu. O oldu. Yani millet şunu olmaya başladı. Ya 1,5 senedir evdeyiz zaten hanım. Şu bizim piknik takımını çıkar da sahilde. Şey, bak ben benim annem karşı tarafta oturuyor Suadiye'de. Cumartesi, pazar. Sabah kahvaltı, öğlen yemeği, akşam böyle millet otağa çadırı falan kuruyordu artık. Yani hani eve niye giriyoruz ya falan oldu yani. Ben de Bakırköy sahildeyim. Sürekli duman tütüyor. Tabii devamlı yelliyorsun yani. Şimdi devamlı tüketim. İnsanlar eve girmemeye başladılar. Dolayısıyla bu insanların eve girmeme durumu sosyal kültürel aktivite olarak çok tabii bize artı döndü. İnsanlar tiyatroya gittiler, konserlere gittiler falan filan. Şimdi daha da şey olacaktır yani. Harika. Son kapatacağız. Senin şeyi merak ediyorum. Bir kelime vardı. Bir ay mı, bir hafta mı çalıştın onu? İnat ettin. Hangi kelimeydi o? Öyle bir yerden sordun ki. Çalıştım. Ezberledim. Artık hatırlamıyorum. Yok ettim ben. Dayanıklılıklarını. Bak öğrenmiş. Dayanıklılıklarını. Ya çok hatırladınız ben hatırlamadım. Ama bak öğrenmişsin güzel. Ne? Bir daha. O kadar çok tekrar etmişse dayanıklılıklarını. Öyle bir şeydi. Öyle öyle. Bizde böyle bir replik var mı? Evet vardı. O kelime vardı. Bak dayanıklılıklarını. Zor bir kelime. Şey bizim tekerlemeler var ya. Çok tekrar var. Çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sahne. Herkese iyi bayramlar olsun. Evet, şimdiden herkese iyi bayramlar. Tatilde olanlara iyi tatiller olsun efendim. Kazasız belasız gitsin gelsin herkes. Tatsız şeyler olmasın inşallah yollarda. Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın.